Evet hocam, canlı yayınımız başladı. Buyurun. Evet, tekrar değerli arkadaşlar hepinizi ve bizi Türkiye'nin ve dünyanın herhangi bir yerinden dinleyen değerli kardeşlerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu yayınımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum Cenab-ı Hak'tan. Bugün Maarif platformumuzun ifade ettiği gibi çok önemli bir konuyu çok değerli arkadaşlarla, alanlarında yetkin olan çok değerli arkadaşlarla ele alacağız ve bu konuyu yepyeni bir bakış açısıyla inceleyeceğiz. Ümit ediyorum. Bundan sonra da eğitimin çeşitli konularını böyle çok değerli bilim insanlarıyla, uzmanlarıyla birlikte ele alıp inceleyeceğiz ve ülkemizin eğitim ufkuna, kültür ufkuna katkı sağlamaya gayret edeceğiz. Ben önce izninizle öğretmen konusuna birkaç yönden bir giriş mahiyetinde de olsa biraz değinmek istiyorum. Sonra da değerli arkadaşlarıma söz vereceğim. Değerli katılımcılar, öğretmen okulun altı unsurundan birincisidir. Altı unsur dediğimiz bu altı unsur okulu oluşturur, eğitimi oluşturur. Bunlar birincisi eğitim programı, yönetici, sosyal çevre, fiziki çevre, öğrenci ve öğretmendir. Bu altı unsurla okullar oluşur. Bunlardan birisi ama birincisi öğretmendir. Öğretmen okulun diğer unsurlarına can ve ruh verir. Şöyle düşünün, bir mimaride kilit taşı neyse, kilit taşı nasıl diğer taşlara ve yapıya can verirse, öğretmen de okulda öğrenciye, müdüre, yöneticiye, sosyal çevreye, fiziki çevreye, programa can verir. Yani onları aktif hale getirir. Dolayısıyla eğitimin birinci unsuru öğretmendir, değerli dostlar. Bir diğer yönden baktığımızda okulda eğitim faaliyetini yürüten yine öğretmendir. Öğretmenler eğitim sistemlerinde yetiştirilmeye çalışılan öğrenciyle doğrudan ilişki kuran insandır. Bu manada eğitim sisteminin tek unsurudur. Yani eğitimin saydığımız eğitimi oluşturan, okulu oluşturan altı unsurdan öğrenciyle ilişki kuran tek unsur öğretmendir. Aynı şekilde öğrenciyle bilimsel bilgiyi, beceri ve davranış kalıpları arasında da yine ilişkiyi öğretmen kurar. Yani öğrenciyle bilgi, ahlak, davranış kalıplarını karşılaştıran, birbiriyle ilişki kuran köprü vazifesi gören yine öğretmendir. Yani eğitim sistemlerinin hedeflerindeki insan tipini yetiştirmek için belirlenmiş olan bilgi, beceri, ahlak ve davranış kalıplarını öğrenciye taşıyan ve ikisini yüz yüze getirip aralarında ilişki kuran da yine öğretmenlerdir. Bu açıdan da öğretmenler eğitim sistemlerinin ağzı, dili, eli ve koludur diyebiliriz. Bir başka açıdan eğitim sisteminin topluma hizmet eden boyutu yine öğretmendir, değerli arkadaşlar. Toplumla ilişki kuran, bizzat toplumun içinde olan, sadece okuldaki öğretmeni değil, okul dışında da esnafı, memuru, köylüyü, kentliyi, öğrenciyi, işçiyi, kim varsa onlarla ilişki kuran eğitim sisteminin boyutu öğretmendir. Öğretmenler topluma bilgi aktarılmasında, toplumun inanç ve değer yargılarının kuvvetlendirilmesinde, toplum düzeninin sağlanmasında, gelişme, kalkınma ve ilerleme bilincinin toplum şuuruna kazandırılmasında
büyük görevler yaparlar öğretmenler. Öte yandan kültürün geliştirilmesinde değerli dostlar, toplum içerisinde yaygınlaştırılmasında ve medeniyetin kurulması ve korunmasında yine öğretmenler aktif görev üstlenirler. Bir başka açıdan baktığımızda ben bunu çok önemsiyorum diğerleri gibi. Öğretmen ile okul birlikte ele alırsak bunların toplumla ilişkisi kalp ile bedenin ilişkisine benzer. Vücut organlarının bildiğimiz gibi en önce yaratılanı ana karnında en önce yaratılan ve en önemlisi ve insan hayatının en vazgeçilmezi kalptir. Vücutta bütün sistemlerin eksiksiz olarak çalışabilmesi için muhakkak kalbe ihtiyaç vardır ya da kalp yerine geçecek bir organa ihtiyaç vardır. Kalp diri, canlı olur ve sağlıklı bir şekilde çalışırsa bir bütün halinde vücut ve vücudun alt sistemleri de çalışır. Bütün birimleriyle vücudu çalıştıran organ kalptir. Hatta şöyle diyebiliriz. Bir vücuda ait bütün organlar, özellikle beş duyu organları, fonksiyonları itibariyle dışa dönüktürler. Vücudun dışa yönelik fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlarlar. Ancak bir bütün halinde vücudun kendisi için çalışan tek organ kalptir. Kanın pompalanması, dolaşımın sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi vesaire, bunların hepsini kalp gerçekleştirir. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde buna işaret edilir. Tüm organların sistematik olarak düzgün bir şekilde çalışabilmesi için kalbin aralıksız ve sağlıklı bir şekilde çalışması gerekir. Şimdi değerli dostlar, vücutta kalp neyse, uzatmayayım, okulda da öğretmen odur. Yani öğretmen okulun kalbidir. Değerli dostlar, kalp vücutla bütünleşerek gece gündüz durmadan vücuttaki kanı ve içindeki besinleri bütün vücudun kılcal damarlarına dahi taşır ve vücudu besler. Ancak burada bir husus var. Kalbin vücutla bütünleşmesi lazım. Değerli dostlar, yapay bir kalp ya da bir başkasının kalbi vücuda takılırsa vücut onu kabullenmez ve onun çalışmasına fırsat vermez. Aynen bunun gibi toplumla bütünleşen bir öğretmen toplumun kalbi, o okulun kalbi olur. Yani toplumun inancı, tarihi, kültürü, dünya görüşünü benimsemiş bir öğretmen toplumun kalbi olur ve vücudu çalıştıran bir organ haline gelir. Vücuda yabancı olan, onunla bütünleşemeyen kalp bunu yapamaz, vücut onu dışlar. Öğretmen de okul ve toplumla onun inancı, tarihi ve dünya görüşüyle bütünleşerek yukarıda belirttiğimiz gibi toplumun inanç ve değer yargılarını, bilimsel bilgiyi, kültür ve medeniyeti okul ve toplumun her tarafına ulaştırır. Onun için şunu diyebiliriz. Bedende kalp, okulda ve toplumda öğretmen eş değer fonksiyonlar icra ederler. Birbirine denktirler. Kalp vücudun öğretmeni, öğretmen de okulun ve toplumun kalbidir. Öğretmen okulun kalbi, öğretmen yetiştiren kurumlar da milli eğitim sisteminin kalbidir. Değerli dostlar, bir parantez açıp bir şey söyleyeyim. Sürekli benim konferanslarımda vurguladığım bir şey var. Bizim sistemimiz bizim tarafından kurulmadığı gibi öğretmen yetiştiren kurumlar da bizim tarafımızdan kurulmuş değildir. Yani bir daha ifade edecek olursam, öğretmen okulun kalbi, öğretmen yetiştiren kurumlar da milli eğitim sisteminin kalbidir. Okulun kalbi öğretmene de, eğitim sisteminin kalbi öğretmen yetiştiren kurumlarına da acilen ve çok daha fazla ihtiyaç vardır. Bunlara sahip çıkılmalıdır. Son bir hususu arz edeyim. Yine önemli gördüğüm bir hususu. Eğitim sistemleri kurulurken bir ülkede ya da bir ülkeye ihraç veya ithal edilirken öğretmen en önde değerlendirilir. Yani bir ülke eğitim sisteminin kurulması için bir ilde, ilçede ve köyde kurulan bir okulda eğitim faaliyetinin yapılabilmesi için muhakkak surette öğretmene ihtiyaç vardır.
Ayrıca bir eğitim sistemi bir ülkeden başka bir ülkeye ihraç ya da ithal edilirken oraya gönderilecek ya da alınacak ilk unsur yine öğretmen olacaktır. Bu açıdan yaşanmış iki önemli hususu arz edip konuşmamı diğer arkadaşlara bırakacağım. Değerli dostlar, sistemler ihraç edilirken, ithal edilirken, kurulurken öğretmenle başlar. Bunun ilk örneğini Asr-ı Saadet'te Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında görüyoruz. Mekke'de 13 yıl çalıştıktan sonra İslam'ı yaymak için İslami anlayışı, İslami öğretiyi Mekke dışına Yesrib'e, sonradan adı Medine olacak şehre taşımak istiyor Peygamberimiz. Ve buraya ilk önce bir öğretmen gönderiyor. Mus'ab bin Ümeyr Hazretlerini gönderiyor bir öğretmen. Sonra diğer öğretmenleri gönderiyor. Öğretmenler bu dünya görüşünü, bu anlayışı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği İslam'ı Mekke'den Medine'ye taşıyan öğretmenler oluyor. Kendisi de Medine'ye geldiğinde ilk iş olarak hemen bir cami ve onun yanına da bir okul yapılıyor. İşte bu cami okul ilişkisi içerisinde yetiştirilen öğretmenlerle hem Medine'de hem de dünyaya bütün bir halde İslam yayılıyor. İkinci bir husus, değerli dostlar, yine bizi yakından ilgilendiren tarihi bir olgudur. Bilindiği gibi şu an ülkemizde yürürlükte olan eğitim sistemi Osmanlı Devleti'ne önce öğretmen yetiştiren kurumlarla ve onun yetiştirdiği öğretmenlerle girmiştir. Dikkat edin, daha 1848 yılında Osmanlı'da batı tarzı kız ve erkek öğretmen okulları açılmamıştı. Yeni açılmıştı. Diğer okullar açılmadan kız ve erkek öğretmen okulları açılmıştı. Aslında bu durum çok ilginçtir. Çünkü o dönemde batı tarzında ilkokullar, ortaokullar, liseler, bunların hiçbiri henüz yoktu Osmanlı'da. Henüz hiçbirisi açılmamıştı ama söz konusu öğretmen okulları kurulmuş ve o tarzda öğretmen yetiştirerek batılı dünya görüşünü ülkemize taşımak üzere faaliyetine başlamıştı. Böylece Batı oluşturmuş olduğu kendi eğitim sistemini ülkemize ihraç işine öğretmen okullarıyla başlamış ve sonunda hedefine ulaşmıştır. Kısaca eğitim sistemleri içerisinde öğretmenler hem mimaride kemer ve benzeri yapıdaki kilit taşı, hem vücuttaki kalp düzeyindedir. Ayrıca her eğitim sisteminin kuruluşunda ve faaliyete başlamasında en önde aranan unsur da yine öğretmendir, değerli dostlar. İşte bütün bunlardan dolayı hem eğitim sistemlerinin kalitesi, başarısı ve hedeflerine ulaşması, hem insanların yetişmesi, hem de milletlerin madde ve manada kalkınması büyük ölçüde öğretmenlere, onların yetiştirilme tarz, durum, düzey ve düzeylerine bağlıdır. Onların aşkla, şevkle, toplumla bütünleşerek çalışmasına bağlıdır. Dolayısıyla değerli dostlar, bu açıdan ben bir iki açıdan öğretmen konusuna değinmiş oldum. Bu konuları bir yandan sınıf ortamında, bir yandan okul ortamında, bir yandan toplum ortamında, bir yandan entelektüel boyutta öğretmenleri, değerli arkadaşlarımız ele alacaklar. Şimdi ben onlara söz vermek istiyorum müsaadenizle. Burada bende liste vardı. Müsaadenizle burada arkadaşlarımız bana bir liste gönderdiler. Değerli bilim insanlarının, eğitimcilerin isimlerini. Ben onların hepsini bir defa daha sevgiyle, saygıyla selamlayarak arkadaşlarıma söz vermek istiyorum. İsim sırasına göre, alfabetik sıraya göre daha doğrusu, ilk konuşmasını yapmak üzere kendisine rica edeceğim arkadaşımız Profesör Doktor Adnan Ömer Ustaoğlu olacak. Hocam katılmıştır, ümit ediyorum programımıza. Burada mısınız Adnan Hocam? Adnan Hocam, Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı'dır.
Kendisi özellikle eğitimin felsefi yönüyle çok yakından ilgilenen bir değerli arkadaşımızdır. Ümit ediyorum şu anda katılamamışsa birazdan katılır. Kendisine eğer katılırsa söz vereceğiz. Adnan hocamız yok hocam. Diğer şeye geçelim. Tamam. Buradan Adnan Bey'e sevgilerimizi gönderiyoruz o zaman. İkinci sırada kendisini şu anda ekranda görüyorum. Profesör Doktor Bayram Özer Bey. Kendisi 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Eğitim Bilimleri Öğretim Üyesi. Kendisi çok değerli bir bilim insanı, bir eğitim bilimci. Buyurun Bayram Bey, söz sizde. Ha, bu arada değerli konuşmacılar, bir hususu arz edeyim. Şimdi konu çok önemli. Sizler de çok dolu insanlarsınız, çok değerli insanlarsınız. Biz sizi çok dinlemek istiyoruz. Ancak istirhamım şu, yaklaşık 8 arkadaşımıza söz vereceğiz. Sağ olsunlar, lütfedip programımıza katıldılar. Ancak sizden istirhamım şu, 10 dakikayı geçmeyelim. Olur mu? Sunumunuzu 10 dakika içerisinde tamamlarsanız, bir soru cevap faslı da planladık. Bu soru cevap faslında kendisine soru gelen arkadaşımız orada da söylemek istediğini orada da anlatabilir. Peki Bayram Bey buyurun lütfen. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim Sayın Hocam. Selamun Aleyküm değerli hocalarım. Ömer Hocam benimle ilgili yeterli bilgileri verdi. Ben de oradan konuya giriş yapayım müsaadenizle. Ben sorun tespitinden ziyade konuyla ilgili biraz kendimce düşündüğüm bazı öneriler üzerinden bir değerlendirme yapmak istiyorum. Şöyle başlayayım. Şimdi eğitim fakültesi merkezli düşündüğümüzde öğretmen yetiştirme sistemi Türkiye'de zaman içerisinde çok büyük değişikliklere uğrayarak gelmiş. Şu anda formasyon diye bir uygulama var. Sistemin içerisinde sistemi bir şekilde zorlayan ve ciddi anlamda sisteme zarar veren bir uygulama. Ama bazı gerekçeleri var, onlara girmeyeceğim. Biz öğretmen yetiştirme işini nasıl yapacağız, nasıl yapmalıyız? Bununla ilgili pek çok şey söylenebilir. Eğer bu işi eğitim fakültesi üzerinden yapacaksak, sadece eğitim fakültesi bu işi yapsın demiyorum. Ben bu konuda esnek olunması gerektiğine, farklı çözümler, farklı kurgular, farklı kurumların burada rol alabileceğine inanıyorum. Bunu da yani ciddi ciddi düşünüyorum. Tekelleşmek çoğu zaman her alanda, tekelleşilen her alanda sistemi bozan, sisteme zarar veren, kendi kendini çürüten bir yaklaşım çünkü. Bu öğretmen yetiştirme sisteminin de eğitim fakültesi temelinde olması sorun olmamakla birlikte öğretmen yetiştirme tekelinde olması, eğitim fakültesi tekelinde olmasının bir soruna dönüşebileceğini düşünüyorum. Bizim toplumsal yapımızla da sanıyorum ilişkili. Eğer eğitim fakültesini merkeze alacaksak alabiliriz, almalıyız da, o sorun değil. Farklı alternatifleri olmakla birlikte eğitim fakültelerinin fonksiyonuyla, göreviyle, amacıyla, görev tanımıyla ilgili bir değişiklikle başlamalıyız diye düşünüyorum. Şöyle, biz eğitim fakültelerinde neyi amaçlıyoruz? Eğitim fakültelerindeki hocaların amacı ne olsun? Kendimden değerlendirdiğimde, ki bu alanda çalışan bütün akademisyenler için geçerli bir durum bu. Öğrenci mi yetiştireceğiz? Ders mi vereceğim? Araştırma mı yapacağım? İdari bazı işlerle mi uğraşacağım? Ya da üniversiteyle ilgili, üniversitenin toplumla bağlantısını sağlayan bir takım sosyal sorumlulukla ilgili, bilginin tüketimine, topluma ulaşmasına yarayan işlerle mi uğraşacağım diye 4 tane temel başlık karşıma geliyor. Ve benim akademik anlamda ilerlemem gerekiyor. Akademik bazı terfileri amaçlıyorum. Bu sisteme girdiğim andan itibaren beni zorlayan bir mekanizma var. Sürekli bir üste çıkmamı istiyor. Eğer çıkamazsam sistemin içerisinde bir belki de
mobbing diyebileceğimiz baskıya maruz kalıyorum. Beraber yürüdüğüm, birlikte başladığım, kendimce akranım olan akademisyen arkadaşlarımla aşağı yukarı eş zamanlı olarak aynı basamakları geçmem gerekiyor. Bunun için de sistemin benden istediği bazı üretim ya da ürünler var. Araştırma bunların çoğu, araştırmaya dayanıyor. Bilimsel çalışma dediğimiz makale temelinde, sınıfları, makale türlerini bir tarafa bırakırsak detaylara girmeye gerek yok. Kısmen kitap, belki o da duruma göre değişiyor. Bildiri, sempozyum gibi bilimsel çalışmalar. Bunun haricinde kalan, özellikle öğretme yetiştirme özelinde düşündüğümüzde akademik olarak akademik bir iş olarak bakarsak öğretme yetiştirme işine, bunun bilimsel çalışma haricindeki diğer aşamaları benim akademik yükselmeme, terfi almama hizmet etmiyor. Ve hiçbir karşılığı yok. Örneğin işte bizim bir grup arkadaşla Marif platformunu oluşturmamız, burada toplumda gündem olan, toplumun ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz, eğitimin temel sorunlarıyla ilgili olduğunu gördüğümüz, birilerinin çıkıp bir şey söylemesi, bir şeyler yazması, araştırması, bir bilgi ortaya koyması gerekir diye inandığımız, bunun için oturup birkaç ay çalıştığımız, raporlar çıkarttığımız, bir takım sempozyumlar, seminerler, paneller yaptığımız, aslında hepsinin akademik bir arka planı olan, toplumda gerçek karşılığı olan, toplumun gerçek ihtiyaçlarına dokunan çalışmaların hiçbirinin hiçbir karşılığı yok. Bunu bir tarafa koyduk. Bu da akademik çalışma olmasına rağmen. Ama makale yapmam gerekiyor. Yaptığım makaleleri şöyle yapabiliyorum. Ofisime otursam, kapımı kapatsam, öğrenciyle, toplumla ve kendi alanımdaki benim ürettiğim bilgiyi tüketecek hedef kitleyle hiçbir ilişki kurmasam, bütün zamanımı ve mesaimi benden istenen akademik çalışmalara ayırsam, sadece onları üretsem ki üretilebiliyor, öyle de olabiliyor. Kolay bir yoldan, bayağı da çok da zor değil. Ortalama bir akademisyenin yapabileceği ürünler onlar. Yükselebiliyorum. Bu aşamada akademisyenlerin öğrenci yetiştirme gibi bir derdi olmuyor. Ve öğrenci yetiştirmiyor. Ne lisans düzeyinde, ne yüksek lisans düzeyinde, ne de doktora düzeyinde. Çoğu doktora öğrencisi kendi başına yetişiyor. Kendi kendine çabalayarak öğreniyor. Eğer biraz bilimsel kaygısı varsa, akademik hedefleri gerçekten öğrenmek, kendini yetiştirmek gibi bir zihinsel arka planı varsa, farklı hocalardan, ulaşabildiği kişilerden bilgi topluyor. Diğer türlü sistem kolay yolu, kestirme yolları açmış zaten. Tez ortaya koyduğunuz sürece diplomayı alabiliyorsunuz yüksek lisans ya da doktoradan. Hatta lisansta bile öyle diyebiliriz. Orada bir devam sorunu var sadece. Bazıları için geçerli bu. Dolayısıyla öğrenciler kendi başına mezun olabiliyorlar. Hocalarından bir şey alamıyorlar. O zaman öğretme yetiştirmenin en temel unsuru olan usta-çırak ilişkisi içerisinde öğrencilerin öğretmenliği, iyi bir öğretmenliği izleyerek onun usul, adab ve terbiyesini alarak öğrenmek yerine kendisi sadece sonuca odaklı olarak, sonuca ulaşayım da nasıl olursa olsun yöntemini kullanıp kendi başına mezun olabiliyor. Doktora bitinceye kadar süreç böyle. Biliyoruz ki eğitim fakültesi dahil diğer fakültelerde durum çok iyi demiyorum. Eğitim fakültesi üzerinden konuştuğumuz için söylüyorum. Pek çok akademisyenin çok fazla yükü var, iş yükü var, idari görevi var, mazeretleri var. Öğrencisine ayıracak zamanı az ve öğrencisini sen bunu hallet diye gönderip onun işleri kendisinin yapmasını bekleyebiliyor. Dolayısıyla öğrenci yetişmiyor. O zaman burada ben şunu öneriyorum. Diğer başlıklara geçmek için burayı bitirmeye çalışayım bir başlığı. Eğitim fakülteleri öğrenci yetiştirmeli, öğrenciye odaklanmalı. Öğrenci yetiştirmenin gerekirse bir sistematiği geliştirilmeli, performansa dönüştürülmeli. Bunun bazı ölçütleri olmalı. Akademik ilerlemeyi buna bağlanabilmeli. Hem lisans düzeyinde, özellikle lisans düzeyinde eğitim zor olmalı. Zor, disiplinli ve ciddi olmalı. Bu çok kötü durumda çünkü. Yani eğitim fakültelerinde eğitim çok kolay. Özellikle son sınıflarda haftada 2 gün okula gelip diğer 3 gün dershaneye gidiyorlardı. Şu an dershaneler fiziksel olarak kalktı kısmen. Sanal dersler alıyorlar artık. Onu da, oraya da gitmiyorlar.
Dershaneye göre eğitim fakültesinde program belirletiyorlardı bölümlere baskı yaparak son sınıf öğrencilere. Eğitim fakültesinde ne kadar az kalırsa o kadar kar olarak görüyordu kendine. Şimdi işte dershanede kalktı yine eğitim fakültesinde programları yoğunlaştırıp ne kadar az kalırsa o kadar iyi diye devam ediyor. O ana çarkını bunlar oluşturuyor. Bunlar üzerinden her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Kitabı onlar aktarıyor, kültürü, bilgiyi onlar aktarıyor. Nasıl aktarıyor o kısmını değerlendirmemize de izin vermiyorlar sonra. Hadi sizi değerlendirelim dediklerinde de çok büyük bir nüfusu oldukları için de siyasetten baskı yapıp değerlendirilmeyi de engelleyebiliyorlar. Böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Birinci önerim diyebilirim. Eğitim fakültelerinde akademisyenlerin görevleri öğrenci yetiştirmek olmalı. Peki, peki, Bu peki, hocam peki. süre olarak bakıyorum. Zamanım Dokuz var mı? dakika, 9 dakika oldu. Son Dokuz cümlelerinizi dakika. istirham edeyim. Tamam. Eğitim fakültelerinde eğitimin kalitesi özellikle müfredatıyla çok ilgili. Eğer böyle bir düzenleme yapamayacaksak en kötü eğitimin müfredatın ders kitaplarının isimlerinden bahsetmiyorum. İçeriklerinden bahsediyorum. Milli Eğitim'den kötü durumda ders kitaplarının çoğu. Bunlarla ilgili iyi bir değerlendirme, düzenleme ve denetleme gerekiyor. Öğretmen atamaları standart sınavlarla değil, hem alımı hem atamaları standart sınavlarla olmamalı. Bununla ilgili İstersen bu yani atamaları Bayram Bey, atamayı istersen ayrı bir başlık halinde ele alalım. Yani vaktiniz azaldı, atamaya girerseniz sizi yok, durduramaz. girmeyeceğim hocam. Maddeleri söylüyorum sadece. Girmeyi bırakacağım. Tamam. Maddeleri söyleyip bırakıyorum Sayın Hocam. Tamam. Yani müfredatı ve atamalarıydı zaten. 5 tane madde belirlemiştim. Yani hem girişteki hem de çıkıştaki atamalardaki sınavların standart sınavlara bağlı olmaması daha subjektif gerekirse özel mülakat tarzı sınavlarla gerekirse bir takım ürünlere bağlı olarak yapılması gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Arz ederim. Biz size teşekkür ederiz. Bayram Bey önemli bir konuya ağırlık verdi. O da eğitim fakülteleri bilimsel araştırma mı yapacak, böyle serapa bilimsel araştırma mı yapacak, öğretmen mi yetiştirecek, ikilemi var. Bizim Çalıştay'a teşrif etseydi bu konuyu gündeme getirirdi ama sonuç bildirgesinde biz bu konuya değindik. İleride onu göreceğiz inşallah. Önemli bir konu bu. Burada bir beraberlik söz konusu olabilir. İki hedef arasında bir beraberlik söz konusu olabilir. Teşekkür ediyorum değerli hocam. Sağ olun. İnşallah soru cevap faslında eklemek istediklerinizi eklersiniz. Şimdi sıra Profesör Doktor Behçet Ural Bey de. Behçet Bey buradalar mı? Buradayım hocam. Heh. Hocam Evet. buradayım. Tamam. Behçet Bey, merhabalar. Hoş Merhaba geldiniz. hocam. Buyurun, sizde söz. Az önce söylediğim gibi sınırlıyız 10 dakikayla. Hocam ben fazla zaman kullanmayacağım. O konuda müşteri olun. Yok. Yani ben aslında herkesin rahat konuşmasından yanayım ama program bizi sınırlıyor. Onu ifade edeyim değerli hocam. Buyurun, siz de dinlemeyi çok arzu ediyorum zaten. Buyurun hocam. Teşekkürler hocam. Herkese hayırlı akşamlar. Amin size de. Bildiğimiz gibi öğretmen yetiştirme meselesi bizde yeni değil hocam. Öğretmen yetiştirme de aslında yeni değil. 200 yıllık bir öğretmen yetiştirme modern anlamda tarihimiz var. Ama hala öğretmen yetiştirme bir sorun olarak devam ediyor. Ömer hocam, Bayram hocam güzel şeylere temas ettiler. Ben oradan hareketle daha önce söyleyeceklerimden farklı şeyler söylemek durumunda kalacağım. Şimdi öncelikle şu anda öğretmen yetiştirme sistemimize baktığımızda programlarımız, içeriklerimiz, milli ve manevi değerlerimiz de beslenen bir program değil. Daha doğrusu bir öğretmen yetiştirme felsefemiz yok. Kağıt üzerinde bir felsefe var. Ancak pratikte bu felsefe yok.
Kağıt üzerinde var olan felsefe de bizim milli ve manevi değerlerimizle beslenen bir felsefe değil. Yani bize ait bir felsefe değil. Avrupa'dan, Amerika'dan ithal ettiğimiz bir felsefe. Benim kanaatimce önceliğimiz bir milli felsefe oluşturmamız. Yani bizim öğretmen yetiştirme felsefemizde ne olmalı? Öğretmen yetiştirme dediğimizde aklımıza öncelikle ne gelmeli? Ya da öğretmen niteliklerinden söz ettiğimiz zaman sıradan bir insanın aklına hangi nitelikler gelmeli? Bunlara karar vermemiz lazım. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Yapılmıyor değil ama henüz bir standarta varamadık ya da bir karar veremedik belki de. Bayram Hoca'nın söylediği bir şey vardı. Mesela öğretmen yetiştirme eğitim fakültelerinin uhdesinde olmamalı. Hani sanırım bir bakıma rakip fakülteler tarafından öğretmen yetiştirilmeli şeklinde ben anladım. Eğer doğru anladıysam. Benim kanaatimce bu öğretmen yetiştirmeye zarar verir. Ben öğretmen yetiştirmenin tek kaynaktan yapılmasından yanayım. Eğer doğru anladıysam tabii. Şu anda çok farklı kaynaklardan öğretmen yetişiyor. Hatta eğitim fakültelerinin bir fonksiyonu kalmadı diyebiliriz. İşte formasyon dışarıdan, bütün üniversite mezunları formasyon alma hakkına hemen hemen sahip. Yeter ki bulabilsinler, milli eğitimde bir rehber öğretmen bulabilsinler. Bütün mezunlar formasyon alabiliyor. Onu da geçtik. Şu anda son sınıflar için seçmeli dersler, seçmeli ders olarak veriliyor ve online olarak veriliyor. Onlar bu dersleri aldıktan sonra formasyon belgesini almayı hak ediyor. Dolayısıyla öğretmen olmayı hak ediyor. Yüksek puanlarla eğitim fakültesine gelmeye ihtiyaç kalmıyor. Öğretmen yetiştirme ile ilgili sık sık politika değişikliği var. Mesela benim kanaatimce bu da zarar veriyor. Standart bir politikamız ya da kararlı bir istikrarlı bir politikamız yok. Bir politika oluşturmamız lazım. Ben böyle radikal politikalar oluşturmak ya da radikal program değişiklikleri yapmak yerine programların revize edilmesi ya da politikaların revize edilmesinden yanayım. Çünkü radikal değişiklikler çok fazla zaman kaybettiriyor, israfına yol açıyor. Uzun ömürlü olmuyor. 5 sene sonra, 10 sene sonra tekrar değiştiriliyor. Bu arada işte harcanan zaman, para ve diğer emekler israf oluyor. Ondan dolayı belki hocalarım buna itiraz edecektir ama ben kökten program değiştirme ya da radikal program politikaları oluşturmak yerine revizeden yanayım. Yine eğitim fakültesinden çalışan hocalarımız biliyor. Yani bunlar aslında klasik sürekli tartışılan şeyler. Hala meslek bilgisi ve alan dersleri dengesi tartışılıyor. Hala eğitimci arkadaşlar yeterince alan dersleri olmadığı, öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin fazla olduğundan şikayet ediyorlar. Bir denge oluşturmamız lazım. Yani bu denge ne olmalı? Tabii ki ihtiyaç dikkate alınmalı. Ömer Hocam güzel bir şeye temas etti. Eğitimin temelinde, daha doğrusu temel değişkenlerden biri öğretmendir. Öğretmen aynı zamanda bir toplum mühendisidir. Yine bireye şekil veren bir heykeltıraş gibidir. Ondan dolayı eğitimde öğretmen gerçekten önemli. Öğretmen okulun, eğitimin topluma yansıyan aynasıdır. Bu aynanın temiz olması lazım. Ayna berrak değilse, objede nesneyi olduğu gibi yansıtmıyorsa, ayna görevini görmez.
Bundan dolayı öğretmenin iyi bir ayna olması lazım. Burada da öğretmen niteliklere önem kazanıyor. Bu niteliklere karar vermemiz lazım. Yani sürekli tartışılıyor. Belki binlerce çalışma var öğretmen niteliklerle ilgili. Ama hala bir karara varamadık. Bununla ilgili bir karar oluşturmamız lazım. Politika oluşturmamız lazım. Milli ve manevi değerlerimizden beslenen bir politika, bir felsefe oluşturmamız lazım. Bu politikaların, bu felsefelerin uzun vadeli olması lazım. Mesela 5 sene sonra, 3 sene sonra değişen politika ya da felsefe olmamalı. Onlar zaman kaybettiriyor. Biz genellikle öğretmen yetiştirme dediğimizde eğitim fakültelerinden başlatıyoruz. Aslında öncesinde öğretmen seçmeyle başlamamız lazım. Mesela eğitim fakültelerine genellikle düşük puanlı öğrenciler geliyor. Yüksek puanlı öğrenciler mezuniyetten sonra daha iyi bir iş bulabilecek şeye gidiyor, fakültelere gidiyor. Eğitim fakültesi belki 10. sıradan sonra tercih ediliyor. Bunu biraz öne çıkarmamız lazım. Şeyden önce eğitim fakültesini öğrenci tercih ederken nitelikli öğrencinin gelmesini sağlamamız lazım. Belki bunu çeşitli burslarıyla ya da mezuniyetten sonra iş garantisiyle gelen öğrenci genellikle iş bulabilirim düşüncesiyle zaten geliyor. Çeşitli tedbirlerle iyi öğrencinin gelmesini sağlayarak belki de öğretmen yetiştirme niteliğini arttırabiliriz. Öğretmen yetiştirme programları sürekli değiştiriliyor, sürekli güncelleniyor. O güncelleme ya da değiştirme yine süreklilik arz etmediği için 4-5 sene yapılan çabalar, yine emekler, zaman boşa gidiyor. Burada da bir istikrarsızlık var. Bunu çözüme kavuşturmamız gerektiğine inanıyorum. Hocam kısaca özetlemek gerekirse bir eğitim fakültesine nitelikli öğrencinin gelmesini sağlamamız lazım. Tercih aşamasında. Öğretmen yetiştirmenin kesinlikle tek kaynaktan olmasından yanayım. Farklı kaynaklardan öğretmen yetiştirmek kanaatimce öğretmen niteliğini düşürür. Yine bir politika oluşturmamız lazım ve uzun süreli politikalar olmalı. Bize ait milli ve manevi değerlerimizden beslenen bir eğitim felsefesine, öğretmen yetiştirme felsefesine ihtiyacımız var. Bunlara karar vermemiz lazım. Onlar üzerine çalışmamız lazım. Ve karar verdiğimiz politikaların da, Tam pardon 10 dakika hocam, olacak. tamam hocam. Karar Peki. verdiğimiz politikaların da istikrarlı olması lazım. Hocam şimdilik o zaman bu kadar. Daha fazla zaman almayayım. Teşekkür ediyorum değerli hocam. Sağ olun, var olun. Ben tabii şunu söyleyeyim. Behçet Bey önemli konulara değindi. Birincisi eğitim felsefesi konusuna değindi. Eğitim felsefesi aslında eğitimin bütün yönlerini belirleyen bir unsurdur bir fakültede. Bazı arkadaşlarımız bizim eğitim felsefemiz yok derler. Hatta Behçet Bey de buna işaret buyurdu. Kağıt üzerinde var diye söyledi. Şu manada katılıyorum. Bir ülkenin öğretmen yetiştiren kurumlarında eğitim felsefesi o ülkenin, o milletin dünya görüşünden çıkarılmalıdır. Onun yansıması olmalıdır. Bu manada eğitim felsefemiz yoktur. Ancak bizim ülkemizde
eğitim sistemini biz kurmadığımız için, dışarıdan aldığımız için eğitim felsefesi de dışarıdan gelmiştir bize. Bizde vardır eğitim felsefesi. Bizim aleyhimize işler ama bizde vardır. Yani hepimiz biliriz işte, özellikle eğitim bilimci arkadaşlar birinci sınıfta okutulan eğitime giriş dersinde eğitimin felsefi temelleri konusunda işte daimicilik, esasicilik, yeniden yapılandırmacılık, ilerlemecilik felsefelerinin Türkiye eğitim sisteminin felsefesi olduğunu hep anlatırlar. Hatta birçok arkadaş bunu makalesinde de yazar. Bu vardır ve bu bizim asıl sorunumuzdur. Dolayısıyla eğitim felsefesi sorunumuz çok önemli bir sorunludur. Bir şey de söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar işte Behçet Bey gibi, Bayram Bey gibi inançlı eğitim bilimciler ortaya çıktı da bir eğitim felsefemiz var mı diye sorguluyoruz. Önceden bu hiç konuşulmazdı. Bir eğitim felsefemiz var mı denmezdi. Batı'nın eğitim felsefesi bizim felsefemiz gibi kabullenir ve öyle takdim edilirdi. Ve dolayısıyla bir eğitim felsefesi sorunumuzun olduğundan kesinlikle bahsedilmezdi. Bakınız 180 yıldır bizde öğretmen yetiştirme vardır Avrupa'yı tarzda. Bu 180 yılda öğretmen yetiştirme sorunuyla ilgili olarak pek çok çalışmalar yapılmış, çalıştaylar düzenlenmiş, raporlar hazırlanmış. Eğitim felsefesiyle ilgili tek kelime yazılmamış, çizilmemiştir. Şimdi sorguluyoruz. O yüzden Behçet Bey'e teşekkür ediyorum. Efendim şimdi sıra Burhan Hoca'da. Burhan Akpınar Bey de, Profesör Doktor Burhan Akpınar Bey, kendisine söz veriyorum. Burhan Hocam buyurun lütfen. Söz sizde. Sesiniz kapalı Burhan Bey. Burhan Bey sesiniz kapalı. Sesinizi açın Şimdi lütfen. geliyorum hocam sesin. Bir geldi, şimdi geldi. Şimdi Tamam geldi. sevgili. Buyurun, O zaman buyurun. ben de yaşım gereği bir teknoloji özürlü hocayım. Dolayısıyla bu tür arızalara beni dinleyen arkadaşlar alışkın. O Özellikle zaman Haziran'ı selamlayarak bu ve manada saygılarımı. özürlüyüz demektir. Evet. Buyurun hocam. Hocam saygılarımı sunuyorum Haziran'a. Teşekkürler. Ben yanlış anlamalarım sadece teknolojiyle ilgili değil. Ben zannediyordum ki kıymetli hocamız, Ömer hocamız konuşacak, biz de müzakere edeceğiz diye bir hazırlık yapmamış idim. Ancak hör güçten, kelle-i humayundan inşallah bana düşen sürede bir şeyler söylemeye çalışacağım. Ben de hocalarımızla tekrara düşmemek adına kimdir öğretmen sorusunun cevabını vererek süremi doldurmaya çalışacağım. Kimdir öğretmen? Çünkü öğretmenin kimliği, kişiliği, pozisyonu, işlevi hep tartışıla gelmiştir. Ve bu haddizatında esas alınan felsefeye göre de değişebilmektedir. Ben genel geçer öğretmen kimdir sorusuna kendime göre yaptığım bazı başlıklandırmalarla izah getirmeye çalışacağım. Kimdir öğretmen? Ontolojik anlamda eksik insanla bilgiyi eşleştirerek var olan ve meşruiyetini bu zemine dayandırandır. Kimdir öğretmen? Epistemolojik anlamda malumatı aktaran, bilgiyi inşa ettiren, hikmete heveslendirendir. Kimdir öğretmen? Bilime göre belirli oranda alan bilgisine sahip olan, pedagojik formasyon misyonunu sahip olan ve genel kültüre sahip olan kişiye, meslektaşa öğretmen denir. Sistematik açıdan öğretmen kimdir? Yabancıların yaptığı standartizasyona göre 6 temel beceriye sahip olana, herhangi bir meslek erbabına biz öğretmen diyoruz. 6 temel beceriye sahip olan kimyacıya biz kimya öğretmeni diyoruz. Nedir onlar? Efendim, öğrenciyi tanıma, öğretimi planlama, öğretimi sürdürme, sınıfı yönetme, soru sorma ve başarıyı değerlendiren zata biz hangi meslekte olursa olsun o mesleğin öğretmeni diyoruz bilimsel sistematik işlev açısından. Ancak buna İslami bir ekleme yapacak olursak
Bunlar tamamen öğretim becerileridir. Biz öğretmeni sınıfta model ve öğrencinin hal ve kal diliyle takip ettiği bir ideal kimlik prototipi ise İslami denge dörtlüsü olan iffet, şecaat, hikmet ve adaletle de donatılmasının gerekli olduğunu ve böylece Doğu-Batı sentezinin işlevsel olarak gerçekleşebileceğini düşünmekteyim. Peki konumu nedir öğretmenin? Konumu tarihsel olarak merkezle çeper arasındaki salınımda var olmaktadır. Dayandığımız felsefe, konjektürel durumlar ve ülkenin politik realiteleri öğretmeni merkeze ve çepere itebilmektedir. Bizim ülkemizde de öğretmen tarihsel olarak merkezle çeper arasındaki git gel arasında var olmaktadır. Efendim, öğretmen bilgi babasıdır zamandan başka. Çünkü çocuğun bir biyolojik babası vardır zihinsel anlamda. Bir zaman babası vardır. Bir de öğretmen babası vardır. Öğretmen işlev bakımından yine bakıcıdır, koruyup kollayandır. Koç ve rehber olarak da ifade edilebilir. Öğretmenin asıl işlevi eğitim teorisinden ziyade öğretimin yani eğitimin pratik boyutuyla alakalıdır. O nedir? Türkiye'de ve dünyada formal eğitimden kastedilen müfredat öğrenci ve öğretmen üçlemesine dair işleyiştir. Öğretmen işte burada müfredatı yaşayan birey davranışlarına dönüştüren mühendistir, ustadır, sanatkardır, moderatördür ya da yöneticidir. Peki müfredat nedir? Devletin tarihsel olarak çocuğu aileden, tekke ve zaviyeden, camiden, toplumdan koparıp onu ben yetiştireceğim zannı ve iddiasıyla eline almasından sonra devlet yetiştireceği insan tipini aileden bağımsız olarak müfredatta prototip olarak yazar. Biz buna program amaçları deriz. Bu bir projedir ve iyi niyet öngörüsüdür. İşte öğretmen devletin yetiştirmek istediği ideal insan profilini bu çizgiye sadık kalarak pratize eden, bunu yaşayan birey davranışlarına dönüştüren pratisyendir. Efendim, pragmatizme kadar ülkemizde de öğretmen formal eğitimde bu merkezi role yani müfredatı öğrenci davranışlarına dönüştüren rolüne sahipti. Ancak Cumhuriyet'in başında denenen, sonra örtük olarak daimici ve esasiciliğe yenilen, ancak 2004'te tekrar diriltilmeye çalışan pragmatizmle, öğrenci merkezli sloganlarla öğretmen bir daha çepere itilmiştir. Bu önemli oranda bir yanlış anlaşılmanın neticesidir. Çünkü pragmatizm ve yapılandırmacılık da özellikle öğretmenin merkezi olmayan rolü öğrencinin zihinsel bilgilerini özerk ve özgün olarak inşa etmesi için alan açmak şeklinde izah edilmiştir. Oysa bizim ülkemizde öğrencinin his ve hevesleri hem de ham his ve hevesleri merkeze alınarak öğretmenin terbiye edici rolü önemli oranda sulandırılmıştır. Peki bu cari durum, kader buna nasıl müsaade etti? İşin kader tarafı var. Bu da benim görüşüm. Öğretmenlerimiz katıldığında 3 tane öğretmenin babası olarak konuşuyorum bu arada. Yani Zülfiyar'a dokunurken kendi ailemden başlıyorum ve bu söylediklerimi onlara da söylüyorum. Peki kader sizi niye bunu revva gördü? Çünkü siz öğretmenlik mesleğinizde zeka ve kapasitenizi öğrenci lehine kullanmadınız. Siz kolaycılığa aktarmayla yetindiniz ve aktardığınız şeyler kitapta olan şeylerdi. Zaten çocukların erişebileceği şeylerdi. Sizin fakülte mezunu masterlı olan ve muazzam kapasitesinizi öğrenci lehinize kullanmamanız kaderin bu musibeti size getirmesine bir sebepti bana göre. Sizin çoğunuz part-time çalışıyordu ve lise son sınıfta geçen seneye kadar dersler olmadığı halde ders yapmış gibi ücretler alıp cebinize koyduğunuzdan kader bunu aynı cinsten sizden geri aldı. Bu da benim görüşüm. Peki ne yapmalı? Efendim, öğretmenlik bir Milli Eğitim Bakanlığı'na havale edilecek ve de YÖK'e havale edilecek basit bir konu değildir. Çünkü 1 milyon 300 bin öğretmen, 20 milyonu aşkın çocuğun olduğu ve ekonomi kadar eğitimin her aileyi ve her ferdi doğrudan ilgilendirdiği bir toplumda öğretmen aslında bir toplumsal konsensüsün sonucu olmalıdır. Nedir bu? Tabii ki
Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu, STK'lar, dernekler ve bana göre çeperde duran, merkeze gelmeye niyeti de olmayan ama büyük bir vebali olan sendikalar. Eğitim sendikaları enerjilerini, muazzam mali güçlerini öğretmen yetiştirme lehine kanalize etmedikçe Milli Eğitim Bakanlığı bunu tek başına yapamaz ve altından kalkamaz. Peki yeter mi bunlar? Asla yetmez. Öğretmenler üzerinde oynanacak, kalite için ayarlamalar yapılacak nesneler değildirler. Lütfen öğretmenler de inisiyatif alıp kendisine yatırım yapmalı. Nasıl daha iyi olabilirim kaygısıyla bunu kendisine dert etmeli. Rahmetli Topçu'nun dediği gibi derdi olmayanın davası olmaz. Öğretmenlerimiz kendilerini nasıl daha iyi olabilirim kaygısıyla harekete geçmedikçe, kendilerine yatırım yapmadıkça resmiyetin, devletin, YÖK'ün, Milletin Müdürlüğü veya Bakanlığı'nın yapacakları belli bir sınırdan öteye geçemeyecektir. Diyerek bir dakikam kaldı ve sözlerimi burada bitirip tüm hocalarımıza saygılarımızı sunuyorum. Teşekkür ederim. Burhan Hocam bir eğitim bilimci olarak daha çok öğretmen nasıl olmalı sorusuna cevap aradı ve önemli şeyler söyledi. Özellikle öğretmen öğrenci ilişkilerinde dikkat edilmesi gereken hususlara güzel bir şekilde değindi kendisi. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Öğretmen öğrenci ilişkileri aslında bizim ülkemizde henüz yeterince rayına oturtulabilmiş değildir. Bizim çocukluğumuzda öğretmenler çok sertti, yanlarına yaklaşılmazdı, korkardı öğrenciler. Şimdi de tam tersi, öğrencilerle öğretmenler arasında o günün zıttı ilişkilerin olduğunu görüyoruz. Aslında öğretmen-öğrenci ilişkilerini bizim millet olarak sağlıklı bir yapıya oturtmamız gerekir. Hem öğretmen-öğrenci ilişkilerini hem de bilgiye ulaşmada öğretmenin rolü, öğrencinin rolünün ne olacağı konusunu bizim çok iyi bir şekilde yerli yerine koymamız gerekir diye düşünüyorum. Burhan Hoca'ya da çok teşekkür ediyorum. Şimdi sırada Ertuğrul Yaman Hoca var. Profesör Doktor Ertuğrul Yaman. Diğer arkadaşlarımız gibi Ertuğrul Bey de özellikle background'u öğretmen yetiştirme üzerine daha çok yoğunlaşmış bir değerli arkadaşımız. Yayınlarından onu da biliyoruz. Bayram Bey gibi, Behçet Bey gibi, Burhan Bey gibi. Ertuğrul Bey de daha bir yoğunlaşmış bir arkadaşımızdır. Ertuğrul Bey. Hocam sesiniz kesik geldi. Ondan son cümleleri duyamadım. Kusura bakmayın. Hayırlı akşamlar size ve... Estağfurullah. Şu an geliyor musunuz? Tamam hocam, şu an geliyor. Son görüntü... cümlelerinizde bir kesinti oldum. Tamam. Biraz donuyor sanıyorum. Görüntüde de bir donma. Değerli evet. Hocam. Söz size. Çok teşekkür ederim. Arkadaşımız dikkat ederse daha iyi olur. Yayında ufak tefek herhalde sorunlar var ama umarım sesimiz geliyordur, görüntü olmasa bile. Ertuğrul Hocam sesiniz geliyor, buyurun lütfen. Evet. Tamam. Hı-hı. Çok teşekkür ederim. Hı-hı. Ben de değerli meslektaşlarım gibi öncelikle öğretmenin kimliği, kim olduğu ve nitelikleri üzerinde biraz durmak istiyorum. Bilinen şeyler belki ama Ömer Hocam'ın isabetle ifade ettiği gibi
aradan 180 yıl geçmiş, çok uzun bir zaman dilimi geçmiş. Zaman malumunuz üzere hem çok iyi bir öğreticidir ama aynı zamanda iyi de bir öğütücüdür. Çok şeyi de öğütmüş durumda zaman. Çok şey değişti, yani anlayışlar değişti, kurumlar değişti, dünya değişti. Teknoloji zaten baş edilemez bir hızla ilerliyor. Bu ortam içerisinde biz öğretmen kavramını herhalde yeniden bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Çok geç bile kaldık bu hususta. Ama kavramın kendisine gelmeden öğretmeni nereye koyacağız? Konumlandırma problemi olduğunu düşünüyorum ben her şeyden önce. Şöyle ki, daha çok öğretmen okullarda konuları anlatan, ders veren birisi olarak bizim zihinlerimizde yer edildi. Öyle lanse edildi başlangıçtan beri. Oysa benim zihnimde öğretmen şu olmalıydı. Öğretmen ülkenin geleceğini düzenleyen mimardır. Ülkenin geleceği söz konusu burada. Sadece öğrencilere bilgi aktarmak değil. O bir yöntem sadece. Bir yönünü belki burada çok ön plana çıkarmışız. Oysa tümüyle ülkenin geleceği öğretmenlerin elindedir. Bu yönüyle belki bütün meslek dalları içerisinde bir numarada olması gereken bir kişiden söz ediyoruz öğretmen derken. Ayrıca ikinci husus, söz ettiğimiz konular Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili. Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim yapan milli bir kuruluştan söz ediyoruz. Buraya öğretmen yetiştiren kurumlar eğitim fakülteleri. Her ikisinde de eğitim vurgusu ön planda. Hem bakanlıkta hem fakültelerde. Fakat oradan yetişenlerin adı öğretmen. Burada herhalde bir çelişkiden söz etmek mümkün. Yani eğitimci yetiştirmeye çalışıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ve eğitim fakülteleri bu işi yapıyor. Ama mezun ettiklerimize öğretmen deniyor. Yani öğreten. Burada ismiyle müsemma olarak öğretmenlere de daha çok bu rol biçilmiş. Bilinen bilgileri öğretsin. Burhan Hoca'nın söylediği gibi kitapta var olan bilgileri aktaran kişi. Bunun modası geçeli çok oldu. Yeni değil. Yani bilgi aktarma işi belki eğitim öğretimin ya da okuma oranının düşük olduğu dönemler için geçerliydi. Ama artık okuma yazma oranı böyle bir ortamda öğretmeni sadece öğreten kişi olarak konumlandırdığınızda problemi zaten kendi kendinize başlatmış oluyorsunuz. Burada ilerleyen teknoloji belki de bu öğretme işini elimizden alacak. Ama eğiten, duygu ve düşünceleri düzenleyen, davranışları düzenleyen kişi rolümüz hep bizim elimizde kalacak insan olarak. İnsanlık var olduğu sürece. O açıdan adından başlayarak işlevinde bir takım değişiklikler yapılması gerekir diye düşünüyorum öğretmenin niteliğiyle ilgili olarak. Yani bu klasik yaklaşımların dışına çıkmak zorundayız. Öğretmen sadece öğreten değil. Belki onun asli görevi yol gösteren, öğrenmeyi kolaylaştıran kişi, örnek olan kişi rolünü çok fazla öne çıkarmamız lazım bizim. Maalesef günümüzde hala bilgi aktarıcı rolü çok baskın olduğu için öğretmenlerin ve bunlar da sınava dönük olduğundan diğer rolleri ve işlevleri öğretmenin son derece zayıflatılmış durumda. O halde ne yapmalıyız? Yani bu yol gösteren, rehberlik eden, hatta öğrenme yolculuğuna birlikte çıkan insan. Benim öğretmenden anladığım, keşke eğitmen denseydi bu arada, böyle birisi olmalıydı. Dolayısıyla burada bakış açımızı ve yöntemlerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Son derece geç kaldık. Bunun için evet gerçekten bizim değerlerimizle barışık. Hiç şüphe götürmeden bunu artık konuşmamız gerekiyor. Bu toplumun değerleriyle barışık.
çağdaş teknolojilerle uyumlu, bunlara da açık olması gerekiyor öğretmen dediğimiz insanın. Ve öğrenme yolculuğuna öğrencileriyle birlikte çıkmaktan haz duyan bireyler olarak öğretmenleri bizim konumlandırmamız lazım. Öğretmen yetiştirme konusuna gelince benim biraz kesin ve kestirme kanaatim var bu noktada. O da şudur. 4 yıllık eğitim fakültesinde veya bir başka yüksek öğretim kurumunda sağından çekseniz de solundan çekseniz de 4 yıl iyi öğretmen yetiştirmek için yeterli olmuyor. Çünkü burada genel kültür vermek zorundayız. Öğretmenlik bilgisi, pedagojik bilgiler vermek zorundayız. Alan bilgisini vermek zorundayız. Uygulama yaptırmak zorundayız. Bunlar için bu süre yetmiyor maalesef. Ve çocuğa öğretmenlik ruhu ve felsefesini bu 4 yıl içerisinde biz benimsetemiyoruz. Onun için ben bir geçmişe özlem duyarak yaşayan birisi değilim. Tam tersine bakış açım ve görüşüm ileriye dönük. Ama geçmişten de ders almaya açığım. Güç ve kuvvet alabilirim. Ulu Çınar'ın kökleri gibi köklerime de bağlıyım. Şöyle ki efendim, eğer iyi öğretmen yetiştirmek istiyorsak, mutlaka çocuklarımızın daha eski dönemlerini, yani eğitim fakültesinden önceki orta öğretim dönemlerini düzenlememiz lazım. Bunun adına ister öğretmen okulu deyin, ister öğretmen lisesi deyin, ister başka adla adlandırın. Bunlar tartışılır, bu çok önemli değil. Ama benim keskin önerim şudur. Mutlaka öğretmen olmayı düşünen ailelerin çocuklarını biz ortaokuldan itibaren öğretmen okulları niteliğindeki bir okula alarak ortaokulu ve liseyi de aynı ruh ve felsefeyle yetiştirerek, yani günlerinin neredeyse 24 saatini siz öğretmen olacaksınız, siz çocuklarımızın geleceğini kuracaksınız öngörüsüyle yetiştirerek alabilirsek, daha sonra da Bayram Hocam'ın söylediğine de son derece katılıyorum. Eğitim fakültelerinde çok ciddi, kaliteli ve zorlaştırılmış bir eğitimden sonra biz öğretmen adaylarını okullarımıza havale edebiliriz. Ancak o zaman belki ideale yakın öğretmenler yetişir. Diğer türlü 4 yıllık eğitim içerisinde ne yaparsak yapalım bunlar yarım kalacaklardır. Nitekim bu söylediklerimin ispatı da vardır. Daha önceki dönemlerde, lütfen kimse ön yargıyla yaklaşmamalı bu hususlara, gerek köyensü mezunları, gerek öğretmen okulları ve gerekse öğretmen lisesi mezunlarında idealizm oranı bizim eğitim fakültesi mezunlarından çok daha yüksektir. Hala da böyledir. Ben bunların özlemi içinde olarak söylemiyorum. Bunların yöntemlerini güncelleyerek, günümüzün şartlarına uygun hale getirerek, ama mutlaka milli manevi bir şurup katarak bunun içerisinde, bu tatlandırıcıyı katmak suretiyle yeni öğretmenlerimizi biz yetiştirebiliriz ve işte o zaman çocuklarımızı kendi kültür köklerimiz üzerinde büyütebiliriz. Başka bir yol olduğunu pek göremiyorum açıkçası. Tartışmaya da açığım. Her fikre de saygı duyuyorum. Ama öğretmen öyle 4 yılda falan yetişecek bir meslek dalı değil. Bu bir ruh, bu bir felsefe meselesi. İnanmış olarak bunlar önümüze gelmeli ki biz de eğitim fakültelerinde onları kendi kültürel köklerimizle, medeniyetimizle rahat rahat tanıştırabilmemiz lazım. Çocuklarımız evet, bu batı tipi felsefeyle yetiştikleri için daha çok, itiraf edelim ki, batılı bir takım teorisyenlerin belki de bir çoğu eskimiş olan görüşleriyle patinaj yapıyorlar. Şunu söylemişti, Montessori bunu söyledi, öbürü bunu söyledi. Evet, o insanlar kendi ülkelerine göre güzel şeyler yapmış olabilirler. Ama burası farklı bir ülke. Biz Türk İslam medeniyetinin mirasçılarıyız.
oradaki elbise bize uymuyor. Bu gerçeği kabul etmeden bizim iyi öğretmen yetiştirme şansımız yok diye düşünüyorum. Ben hem problemleri hem de çözüm önerilerini üst üste koyarak görüşlerimi arz etmeye çalıştım. Sürçülisan ettikse affola. Ömer Hocam bilmiyorum yayındam ama ben kendi süremi aştığımın farkındayım. 11. dakikadayım. Ben burada keseyim, hak geçmesin. Herkese tekrar hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Ömer Hocam sesiniz kapalı Sayın Hocam. Nasıl olmuş? Demek ki sistem kapatmış. Şimdi açıldı. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyorum Ertuğrul Hocam. Sizin konuşmaya başlamanızla sistemde bir sorun olduğu için ben de sözünüzü hem güzel akışı içinde gidiyordunuz. Zaman geldi diye hatırlatmadım. Sağ olun. Siz kendiniz ayarladınız. Bakınız bu konular öğretmen yetiştirme konuları çok önemli. Bizim geçen ay yaptığımız çalıştayda, eğitim fakülteleriyle ilgili çalıştayda çok önemli kararlar alındı. Ertuğrul Hocam o çalıştayda bugün var olan arkadaşlarımıza sonuç bildirgesi gönderilecek. Aşağı yukarı tamamlandı. Onun üzerine de tartışır. Bu konular oralarda da var. Elinize ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi sırada bir dakika şu telefonuma bir bakayım. Ertuğrul Hoca'dan sonra Kemal Tekten var. Sanıyorum Kemal Tekten gelemeyecek Sayın Doktor Kemal Tekten hocamız. O bir yolculukta şu anda yetişemeyecek. Ve Profesör Doktor Giray Topal Bey'e söz veriyorum. Hocam buyurun. Giray Bey hocam buyurun. Giray Bey hocam duyuyor mu bizi? Duyuyorum, duyuyorum Sayın Hocam. Antıda var. İlgi ve sevgiyle hepinizi izledim. Hepinize teşekkür ediyorum. Türkiye'nin öğretmen sorunlarının hepsini çözdünüz. Sorun artık kalmadı gibi oldu yani. Ama tabii hepsi bunların inşallah üzerinde olduğu. Hocaların görüşleri güzel. 40 yıldır bu işin içindeyiz. Yani yaklaşık 92'den beri de İdareciyim yani nasıl olduysa öyle bir şey denk geldi bize. Yaklaşık 6 yıldır, 9 yıldır falan da dekanlık yapıyorum. Bir teknik eğitimde yaptım Batman'da. Şimdi de Diyarbakır'dayız. Hocaların görüşleri güzel. Öğretmen yetiştirme ile ilgili bütün platformlarda görev aldım diyebilirim. Bilhassa YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı, Dünya Bankası projesinde de görev aldım. O eğitim, öğretimle ilgili kitaplar, işte fizik eğitimi, kimya eğitimi, biyoloji eğitimi gibi konularda böyle yabancı danışmanlar eşliğinde birçok panellere katıldık. Öğretmen yetiştirme çok boyutlu bir işlem. Yani sadece tek bir açıdan bakınca da olmuyor. Birçok politikalara maruz kalıyorsunuz. Gittiğiniz toplantıdan sonra bir kitap çıkarıyorlar, sizden habersiz. Bunu dikte ettiriyorlar. En son 2018'de biliyorsunuz bir kitapçık yayınladı YÖK. Oradaki programların çoğunu kesmiş, kuşa döndürmüşler. 2018'den sonra mesela bizim fakülteye örnek vereyim. 2020'den sonra o 2018 kitapçığın hemen hemen 13 ana bilim dalı var. 10'a yakını programlarını değiştirdi. Ya bu kadar çabuk değişen, bu kadar çabuk tazelenen, bu kadar çabuk evrilen bir ortamda öğrenciye nasıl, ne kadar, ne vereceğiz? Yani bütün bunlar hep sorun. Ama hocalar güzel noktalara değindiler. Hani kimisi işte eskideki öğretmen yetiştirme programları daha güzeldi, gerçekten daha güzeldi, daha iyiydi dedi. Kimisi bazen belki de bu Metaverse ve yapay zekayla eğitim ortamları değişecek. Uzaktan eğitim yapay zekayla belki fakültelere, binalara, sınıflara gerek kalmayacak dedi. Onlar da doğru. Ama
sorun şurada, yani dışarıdan aldığımız veya sorunlarla karşılaştığımız çözümsüzlük ortamlarında ne yapmamız gerektiği konusunda hepimiz çeşitli fikirlere başvuruyoruz. Çoğumuz da efendim ithal programlara başvuruyoruz. İthal programlarda tıkandığında tekrar ikinci bir değişim ve dönüşüm gerekiyor. Bu böyle silsile halinde sürüp gidiyor. Ömer Hocam tabii felsefeyi oluşturup bunun tek bize ait bir şey yapalım diyor ama ben lisede okurken PSC fiziği vardı. Bilmiyorum siz okudunuz mu? Ben Erzurum Lisesi'nde okudum. Mesela lise 2'de sade fizik, lise Hocam 2'de ben okudum, yok. He. Okuyan vardır. Şimdi o fizik kitabı çok kalın. Sadece lise 2'den okurdu. Lise 1'ler sadece coğrafya, lise 3'ler sadece kimya. Kalın bir kitap. Gözlerimiz bozuldu onu okuyu okuya. Sonra değişti, kredili sistem geldi. Ondan sonra değişti, sınıf geçme kalktı, bilmem ne oldu. Yani habire evirip çeviriyorlar, habire evirip çeviriyorlar. Bir türlü bunu tutturamadık. Yani şimdi de görüşler çok güzel. Şimdi benim mesela fakültemde matematik, iki öğretim matematik, İngilizce öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, Türkiye'de İlk 5'e giren öğrenciler. Yani şöyle diyeyim, sıralamada yani puanlamada ilk 5'teler. Bunlar çok zeki öğrenciler. Şimdi bunlara biz çağın gereklerine uygun eğitim programları hazırlayamazsak. Fakat program yani müfredat çok kötü. Değiştirmeye çalışıyorlar, olmuyor. Yenilemek gerekiyor, yine olmuyor. Bir kaosun içerisindeyiz. Bu kadar başarılı öğrenci varken mesela 90'lı yıllarda Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi'nden daha öndeydik. Tıp Fakültesi'nden sonra ikinci sırada alıyordu eğitim fakülteleri puanlamada. Sonra yavaş yavaş düştü. Şu anda artık eğitim fakültesinde öğrenci gelmiyor. Eğer öğretmen olacaksa aynı puanı niye alsın, gidiyor. Bizde 240 bin barajı var, gidiyor. Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi'nde okuyor. Oradan pedagojik formasyon da alıyor. Hem kimyager oluyor, hem biyolog oluyor, hem de öğretmen olma şansını yakalıyor. Böyle değişik bir ortamın içine düştük. Yani öğretmen işime meşetme diyor ya, tek elden olsun ama maalesef YÖK sadece tahmin ediyorum 43 tane branşa hitap edebiliyor. 49 branşı dışarıdan alıyoruz. Ziraattır, mühendisliktir, teknik branşlardır, elektriktir, elektroniktir, hepsini alıyoruz. Bunların bütün hepsini bir sorun olarak düşündüğümüzde öğretmen yetiştirmede temel unsurun alan derslerinin dizaynı ve ne kadarının öğrenciye aktarılması gerektiği konusunda bence problem var. Yani alanı iyi olmayan, alanı iyi bilmeyen bir öğretmen adayının öğretmenlikte başarı şansının çok yüksek olduğuna inanmıyorum. Dolayısıyla alan hakimiyeti bence bir numarayı almalı. Ondan sonra tabii meslek bilgisi ve kültür, genel kültür. Şimdi bu sıralamayı ön plana almak için de yine YÖK nezdinde bayağı başvuruda bulunmamız lazım. Bu işin başında daha önceden işte Mehmet Şişman gibi hocalar vardı. Sonra yavaş yavaş filan değişti. Şu anda kim ilgileniyor onu da bilmiyorum. Ama iyi bir revize lazım. Elimizdeki kitapçık şu anda tıkandı kaldı. Ben diyorum ya 13 ana bilim dalından 10'a yakını program değiştirdi. Yani 3 sene içerisinde. Bu değişiklik hala sürecek. Eğitim fakültesindeki hocalar tartışıyor. Alan mı olsun, alan eğitimi ne kadar olsun, meslek bilgisi ne kadar olsun, genel kültür ne kadar olsun, seçmelisi yüzde kaç olsun, zorunlusu yüzde kaç olsun derken bir türlü bir doğru nokta tutturamadık. Yani oluşturamadık. Hatta tartışma halindeyiz hala. Zaman zaman toplantılarda bununla karşılaşıyorum. Ama şu kadarını söyleyeyim. Yani eğer siz eğitim fakültesi illaki meslek bilgisine hakim öğretmenler yetiştirmesi gerekir, şu kadar yüzdesi meslek bilgisi dersleri olacak diye tutturursanız
alan derslerini veya alan eğitimi derslerini bir kenara, ya daha doğrusu daha geç önceliğe bırakırsanız öğretmen yetiştirmede başarılı olacağımızı düşünmüyorum. Dolayısıyla iyi bir alan hakimiyeti, alan eğitimi almış dersin üzerine, belki benim tahminim, geçen Burhan Bey de mi yoksa Ertuğrul Bey herhalde söyledi. Yani sanki böyle bir 4+2 sistemiyle böyle bir alan ve artı yüksek lisans şeklinde de olabilir veya başka bir şekilde de olabilir. Bir sistemle bu işi kurtarırız gibime geliyor. Yani benim görüşüm, gerçekten 4 sene de tam anlamıyla yetmiyor diyebilirim. Benim görüşlerim bu kadar Ömer Hocam. Yani tabii. Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten önemli konulara değindiniz. Aslında siz Teknik Eğitim Fakültesi'nde de dekanlık yaptığınızı yaptım. Söylediniz değil mi evet, hocam? Yaptım. Tamam. Şimdi bu ayın, bu vesileyle arkadaşlarımıza da duyurmuş olayım. Bu ayın 29'unda, 29 Şubat'ta Teknik Eğitim Fakültesi şu anda yok biliyorsunuz. Yok malumunuz. Evet. Ama bizim düzenleme kurulu olarak bu 21. yüzyılda öğretmen yetiştiren kurumlar çalıştaylarını düzenleyen düzenleme kurulu olarak bu konunun da gündeme alınması ve tartışılması gereken alanlar, bu fakülteyi kapatanlar, bunları bir araya çağırıp yeniden bu konuyu bir tartışmak ve biz kendimiz de açılması yana olduğumuzu olacak. İnşallah sizi daha önceki toplantıya davet etmiştik, teşrif edememiştiniz. Evet. Umarım evet. Bir toplantıya gelirsiniz. İnşallah. Ben özellikle Teknik Eğitim Fakültesi'nde görev yapan arkadaşları davet ediyorum. Siz de bu vesileyle davet etmiş olayım. Ayrıca eğitim bilimciler de katılacak. Bayram Bey'i oraya bu manada Teknik Eğitim Fakültesi ile ilgili olarak Bayram Bey'i oraya davet ediyorum. O da eğitim fakültesine gelememişti. Evet. Teknik eğitim fakültesi çok önemli bir konu. Biraz önce arz ettim. Öğretmen okulun kalbi, öğretmen yetiştiren kurum da eğitim sisteminin kalbidir. Şu anda eğitim sisteminin kalbi, ben 5 öğretmen yetiştiren kurum olarak görüyorum. Eğitim fakültesi birçok yönden bizim sonuç bildirgesine de bu yansıdı. Düzenleyici rolü olacak. Ama sadece eğitim fakültesinden öğretmen yetiştirmeyi düşünmedik. Onu yine arkadaşlarımız tartışırlar. Ona bir şey diyecek değilim ben. Peki çok teşekkür ediyorum Giray Hocam. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Ediyorum. Biz bu konuyu çözeceğiz hocam. İnşallah hocam. Berçat hocam, Giray hocam, biz bunu çözeceğiz. İnşallah. Niye biz çözeceğiz diyorum, bakın. Şimdiye kadar, biraz önce siz de söylediniz, yabancı uzmanların gözetiminde toplantı oluyordu. Evet. Yabancı uzmanlar olmasa bile adı bizden, bedeni bizden ama zihnin yapısı dışarıdan olan insanların gözetiminde oluyordu. Birçok şeye dokunamıyorduk. Hocam biz biz olarak bir eğitim fakültesi nasıl olur? Onun üzerine çalışacağız. Onu gece gündüz çalışarak çözeceğiz. Vallahi izniyle Türkiye'nin bu eğitim sorununu biz çözeceğiz. Bu millet ten olan sadece eti, kemiği, kanı değil, zihniyeti de, dünya görüşü de bu milletten olan insanlar olarak bunu biz çözeceğiz. Şu yönden de biz çözeceğiz diyorum. Hocam, bizim dışımızdakiler Batı'nın takipçisiydiler, taklitçisiydiler. Hocam, taklitçiler üretken olamazlar. Taklitçiler yeni bir şey ortaya koyamazlar. Taklitçiler bozarlar, bozduklarını düzeltemezler. Biliyorsunuz ta 1970'e 80'e kadar yabancı uzmanlar gelir bizim bozduklarımızı düzeltmeye çalışırlardı. Ne kadar düzeltirlerdi.
Evet. Ha, düzgün olamazlar, yeni bir şey üretemezler ama biz az önce söylediğim özelliklerimizle bunu çözeceğiz Allah'ın izniyle değerli hocam. Şu ana kadar olmayışı bizi ümitsizliğe asla sevk etmemeli. Daha çok çalışmaya, irademizi daha da çok bilemeye sevk etmelidir bizi diye düşünüyorum. Bunu biz beraber yapacağız. Siz, Bayram Hoca, Zekai Hoca, Adnan Hoca hepimiz birlikte Allah'ın izniyle bunu yapacağız. İnşallah hocam. İnşallah. Evet, şimdi sıra Gürkan Bey'de. Gürkan Bey, burada profesör yazmışlar. İnşallah kadroyu aldınız mı? Kaç ayı var kıymetli hocam. Sağ olsunlar öyle görmüşler. Henüz almadım. Olsun, bizim gözümüzde siz profesörsünüz. Hayırlı olsun. Aa, İnşallah olsun. O da gelir abi. Dua yerine geçsin. Eyvallah. İnşallah. Dua olsun. Buyurun Gürkan hocam. Evet, kıymetli hocam. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Yalnız böyle sonradan söz almanın şu an sanki dezavantajını hissediyorum. Şu bakımdan hocalarımın söyledikleri öyle şeyler oldu ki kendi konuşma tasarımı yeniden düzenlemem gerekecek. Önce Giray hocamın söylediğiyle başlamak istiyorum. Bu hani alan bilgisi mi daha önemli ya da meslek bilgisi mi? Bence bu şekilde düşünmek ve tartışmak çok çok yanıltıcı olur kıymetli hocam. Nitelikli olması önemli. Yani nasıl nitelikli kılacağız bunları? Bu çok önemli. Şu bakımdan bunu söylüyorum. Kıymetli Giray hocam malumunuz akademide tamamen alan uzmanları var. Fakat ne kadar nitelikli öğrenci yetiştiriyoruz? Yani sadece öğretmen olarak değil, diğer alanlarda da. Kısacası sadece alan bilgisi gerçekten hiçbir şekilde yeterli değil. Çok kıymetli ama yeterli değil. Bunu takdim etmenin, bunu en etkili ve verimli şekilde öğreneni etkin kılmanın becerisi ve daha önemlisi Ömer Hocam bütün toplantılarında bahseder, belli bir dünya görüşü çerçevesinde, belli bir mefkure çerçevesinde onu sunmak, takdim etmek çok özel bir beceri ve yetenek gerektirir kıymetli hocam. Yani mesele sadece varlık alanında vuku bulan bir olayın nesnel hakikatini çözümlemek değil. Aynı zamanda anlamsal hakikatiyle birlikte onu takdim edebilmek. Ve bunun için de değerli hocalarım, yani bu formasyon dediğimiz, tabii ki Giray hocam neden haklı? Kısmen şunun için. Biz ne yazık ki eğitim fakültelerinde tavşan suyunun suyu gibi öğretmen yetiştiriyoruz. Yani nitelikli yetiştirmediğim için çok da fark etmez algısı var tüm toplumda. Oysa ki biz nitelikli öğretmenler yetiştirdiğimizde, yani kimdir o? Biraz sonra birkaç şey söyleyeceğim izninizle. O zaman hiç kimse, Giray hocam da dahil, böyle diyemeyecek. Çünkü farkı görecek. Yani bir eğitimcinin farkı var diyebilecek, eğitimde uzman olanın farkı var diyebilecek değerli hocalarım. Diğer taraftan demin sanıyorum Ertuğrul hocamdı, emin değilim, hakkınızı helal edin. Şu kısmı da önemli, hani eğitim felsefemiz var ya da Ömer hocam siz mi söylediniz? Benim kanaatim şu, tabii ki batıdan transfer edilmiş bir ve eğitime kılıf olarak giydirilmiş bir tırnak içerisinde felsefe var. Ama buna ben neden eğitim felsefemiz var demeyeceğim. O noktada da ısrarlıyım. Çünkü kendisini tartışmaya sundurmuyor. Dolayısıyla ideolojik bir altyapıya sahip. Anlatabiliyor muyum? Yani gelin de tartışın bakalım ilerlemeciliğin, yeniden kurmacılığın ne kadar doğru olduğunu. Özellikle eğitim fakültesindeki çoğunlukla eğitim bilimci hocalarımız bilhassa, hani bu derslerden sorumlular, tek doğru gibi böyle takdim ediyorlar. Dolayısıyla bu benim kanaatimce ideolojik bir yaklaşım, felsefi değil. Felsefi olabilmesi için sorgulanabilir, yenilenebilir, tekrar düşünebilir, gözden geçirilebilir bir halde
olması gerekir diye değerli hocalarım bu iki hususu paylaşmakla başlamak istedim. Zamana dikkat edeceğim, çok da hızlı ilerliyor. Değerli hocalarım, aslında hem öğretmen yetiştirme ne olabilir, nasıl olabilir, hem de yapısal olarak nasıl yapılandırabilire dair de önerilerim var ama ne kadarını paylaşacağım yetecek zaman bilmiyorum. Şu kısmını özellikle vurgulamak istiyorum. Kıymetli hocalarım, canlıyı yani beşeri insan düzeyine yükselten en temel özellikler acizane bunu gerek Nurettin Topçu Üstadımızda, gerek Erol Güngör Üstadımızda da bulmak ve farklı hocalarımızda bulmak mümkün. En temel özellikler, dikkat ediniz: bir, kutsiyet ve maneviyat. İki, düşünce ve tefekkür. Üç, ahlak ve karakter. Dört, ilim ve kültür. Beş ise estetik ve sanat, değerli hocalarım. Yani beşeri canlıyı insan seviyesine yücelten. Özetle dikkat ediniz, inancımızı özümseyip ete kemiğe büründürdüğümüz kadar insan olabiliriz değerli hocalarım. Sonra tefekkür edip, düşünüp tefekkür ettiğimiz oranda insan olabiliriz. Ahlak ve karakter sahibi olduğumuz oranda insan olabiliriz. Bu hususlara dair dikkat ediniz, öğrendiğimiz ve bildiğimiz kadar insan olabiliriz ve sanattan ve estetikten anladığımız kadar, kavradığımız, idrak ettiğimiz kadar insan olabiliriz. Bir insanın bu özellikle beş temel özellik ve nitelikten uzak olduğu ve kaldığı kadar değerli hocalarım, aslında insandan değil sadece bir canlıdan söz etmek daha doğru olacaktır. Eğitimin en temel amacı beşeri, yani canlı olan canlıyı insan düzeyine, eğitim marifin insan düzeyine taşımaktır. Beşer canlıyı, dikkat edin, beşer canlı olarak doğarız. Fakat insan, örneğin ahlaklı, erdemli bir karakter ancak oluruz. Yani yetiştirerek oluruz, kendimizi yetiştirmek yoluyla oluruz. Buradan hareketle değerli hocalarım, şunu söylemek istiyorum yine bu fikri özetlemek bağlamında. Dikkat edin, marifin en temel amacı aklı selim, yani ilim ve kültür sahibi, kalbi selim, yani takva, ahlak ve karakter sahibi ve üstünlüğü. Üçüncüsü de zevki selim, estetik ve sanat üstünlüğü bir insanda geliştirmek olmalı. Bunları yapamayan bir etkinlikten marif veya eğitim diye söz etmek benim kanaatimce haklı değil değerli hocalarım. Bu çerçevede bu konuya yani nokta koyup şu husustan bahsetmek istiyorum. Süremin dolduğunun farkındayım. Bizim bakınız eğitim felsefesinden söz ediyoruz ya, Ömer hocam bir dakika izniniz olur mu, bir cümleyle bitireceğim. Daha 3 dakikamız var. Harika, çok teşekkür ederim. Gürkan Bey, daha 3 dakikanız var bana harika, göre. Çok buyurun, teşekkür ederim Kıymetli Hocam. O halde izninizle hemen şunu paylaşayım. Bakın, işin başından beri ve bilhassa Ömer Hocam'ı dinlediğim kadar biliyorum, her seferinde işin felsefesi çok önemli, kültürü çok önemli, tarihi çok önemli diyoruz değil mi? Bakın değerli hocalarım, bir şeye dikkat çekeceğim. Ben bu bağlamda bu çalışma içinde hazırladığım raporu da okurken ve daha öncesindeki okumalarım eşliğinde neyi fark ettim biliyor musunuz? Üstelik batıdan aldığımız halde sistemi Türkiye'de, bakın, eğitim bilimleri bölümlerinde eğitimin felsefi, sosyal, yani fikri, hikmet boyutu, sosyal, kültürel ve tarihi temelleri ana bilim dalları
97 üniversiteden sadece 4 ya da 5'inde var. Bu bir facia demek değerli hocalarım. Hatta ben burada kasıt bile düşünsem haksız değilim. Bakınız, çünkü bunları okursak kendi medeniyet havzamızla zorunlu olarak ilişki kurmak zorunda olurduk. Ama ne yapmışlar? 97 eğitim fakültesinden her birinde eğitim programları ve öğretim var. Eğitim yönetimi var. PDR var. Ölçme değerlendirme aşağı yukarı. Peki asıl fikri, manevi değer boyutunu işleyen alan nerede? 97 üniversiteden 3 ya da 4, en fazla 5'inde aktif program var. Değerli hocalarım, resim böyleyken biz Türkiye'de düşünülmüş, tasarlanmış, bizim medeniyet havzamızdan hareketle beslenmiş bir eğitim mefkuresinden, fikrinden, felsefesinden ne kadar söz edebiliriz? Tablo ortada diyorum ve bu sorunu çözmek için değerli hocalarım, bununla bitiriyorum. Biz eğitim fakültelerini yeniden zorunlu olarak yapılandırmalıyız ve unutmamalıyız ki, son cümlem izninizle, eğitimin niteliğini öğretmen ve öğrenen arasındaki iletişimin niteliği belirler. İşte biz bu kaliteyi artırmak için neler yaparızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Sabrınız ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Değerli hocalarım, buyursunlar. Ben de çok çok teşekkür ediyorum Gürkan Bey. Çok değerli bir arkadaşımsınız. Ağzınıza sağlık, teşekkür ediyorum. Şimdi biraz önce Giray Hoca da, siz de, diğer arkadaşlarımız da bugün var olan olumsuzlukları zaman zaman anlattınız, sergilediniz. Değerli arkadaşlar, çoğu zaman olumsuzlukları anlatmak moralleri bozar. Efendime söyleyeyim, insanların geleceğe yönelik ümitlerini karartır ve bir ümitsizliğe sevk eder. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben bu olumsuzlukları gördükçe daha çok çalışıyorum. Aynen. Daha çok gayret ediyorum. Ve daha çok üretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve de çoğu zaman günde 13-14 saat bu iş üzerine düşünüyorum, kafa yoruyorum. İnanıyorum ki siz benden daha çok böyle davranıyorsunuz, böyle düşünüyorsunuz. Bizim asla ümitsizliğe, bizim asla moral bozukluğuna düşmemiz söz konusu değildir, olmamalıdır, olmayacaktır Allah'ın izniyle. Bu toplantılarda biz bir yandan durum tespiti yaparken bir ayağımız yerde ama aynı zamanda ufkumuz göklerde, ufkumuz yarında, yarınlarda, 10 yıl sonra da, 50 yıl sonra da, 60 yıl sonra da, 100 yıl sonra da, yüzlerce yıl sonra da ufkumuz oralara ulaşıyor. Dolayısıyla bu tür olumsuzlukları ifade etmekte bir beis görmüyorum, bir mahsur görmüyorum. Aksine bizi daha çok çalışmaya, daha çok üretmeye ve bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için neler yapmamız gerektiğine götürmektedir. Şunu da ifade edeyim izninizle değerli dostlar. Bakınız, şu anda tarih bize bu görevdir. Yani ortada şu anda Giray Bey varken, efendim Zekai Bey varken, Gürkan Hoca varken, Adnan Hoca varken, Ertuğrul Yaman Hoca varken, bu arkadaşlarımız ve şu anda isimlerini saymadığımız bu nesil aşkla, şevkle yarını daha mükemmel hale getirmek için gecesini gündüzüne katmış insanlar. Biz bunu yapmak için hazırlanmışız. Hazırlamış bizi. Kader bizi hazırlamış, buna getirmiş. Biz bunu yapmazsak emin olun her birimiz sorumlu oluruz. Yapmamak gibi bir şey de düşünmüyorum.
Şu anda herkesin kendi keyfinde, istirahatında olduğu bir ortamda biz ülkemizin eğitim sistemi bir ülkenin kalbidir. Eğitim sisteminin kalbi öğretmen yetiştiren kurumdur. Okulun kalbi öğretmendir. Biz özün özünün özüyle meşgulüz şu anda. Emin olun biz öğretmeni, öğretmen yetiştiren kurumları, eğitim sistemini düzeltelim. Türkiye'de hukukçular da düzelir, tıpçılar da, mühendisler de, ilahiyatçılar da, diğerler de düzelir. Şu anda anahtar bizim elimizde arkadaşlar. Bu kadar önemli bir görev içerisindeyiz ve biz bu gayret içerisindeyiz. Bunun çalışmaları aslında hem zordur hem sıkıntılıdır ama aynı zamanda büyük bir şereftir. Hamdolsun biz bu şerefle şu anda şereflenmiş durumdayız. Burada tabii şey düşüncemiz yok. Yani bir kendimizi öne çıkarma değil, görev itibariyle bunun böyle olduğunu ifade etmeye çalışıyorum. Şimdi son konuşmacı olarak bana verilen listede Profesör Doktor İsmail Aydoğan Bey var. İsmail Aydoğan Bey katılabildi mi bilemiyorum. Buradayım zaman, hocam. Buradasınız. Ha, tamam. Tamam. İsmail Beyciğim, konuyu bir de sizden dinleyelim. Siz şeye de katılmıştınız. Evet. Gibi öğretmen yetiştiren kurumlar çalıştayından eğitim fakültelerine de katılmıştınız. Orada kısa, öz ama çok önemli tespitlerde bulunmuştunuz. Sizi dinliyoruz. Buyurun değerli hocam. Hocam teşekkür ediyorum. Ben de herkese selam ediyorum. Bu güzel konuyu ben de 3-5 kelam etmek isterim. Şimdi her şeyden önce şunu belirterek başlamak istiyorum. Eğitim meselesi bir alelade bir mesele değil. Yani sadece çocuklarımızı gönderdiğimiz bir mesele, okula gönderdiğimiz okulda olan bir şey değil. Eğitim, biraz önce Gürkan Hoca'nın beşerden insanlığa, ben ona bir şey daha ekliyorum, yetmez. İnsan olmak için gelmedik bu dünyaya. Beşer, insan ve sonra kul olacağız. Kul olmayacaksak insanlığımızın bir anlamı yok. Türkiye'nin eğitim sorununa bu pencereden bakamadığımız için 200 yıldır biz aynı şeyleri konuşup duruyoruz değerli hocalarım. Ve muhtemelen eğer ekranlar o zaman olsaydı, sosyal medya olsaydı, 70'li yıllarda da biraz daha aşağı inelim, 50'li'de de biraz daha aşağı inelim, 30'da da, hatta daha da inelim 1870'te de, 80'de de benzer konuları konuşuyorduk biz. Biz sürekli aynı şeyi konuşuyoruz. Çünkü kendimizi baz almak diye bir derdimiz yok. Ben eğitimi kültürle eşitleyenlerden, hatta şöyle bir formülüm var benim. Eğitim eşittir kültür. O kültürü de parantez içine koyuyorum, ahlak, kapatıyorum, çarpı parantez içinde bilgi artı beceri artı tutum diye gidiyor. Yani eğitim, ahlak yani kültür çarpan bir şeydir. Ahlakı meseleyi, meselenin özü yapmadığımız sürece alan bilgisi, kültür, meslek bilgisi, pedagoji bilgisi, bunların bir anlamı yok. Zaten bunu en güzelini Batılılar yapıyor. Biz aynısını yapacaksak ne diye uğraşıp duruyoruz ki biz? Uğraşmayacağız. Bizim ölçümüzü Akif belirlemiş bence. Biz öyle göklerde yeni şeyler beklemeye gerek yok. Bizim güzelliğimiz, bizim örneğimiz geçmiştir. Akif'in söylediğini tekrarlayalım. Muallimim diyen olmak gerektir imanlı, edepli, sonra liyakatlı, sonra vicdanlı. Bu dördü olmadan olmaz vazife çünkü büyük. Meseleyi buradan bakmayacaksak biz, buradan kalkmayacaksak, yani imanı temel almayacaksak, edebi temel almayacaksak, liyakatı temel almayacaksak, vicdanı temel almayacaksak, isterse uçaklar yetiştirelim,
isterse uzaya gidelim, hiçbir anlamı yok. Bizi diğerlerinden ayıran şey demek olan kültür, bizim var olma nedenimiz. Kültür eşittir dindir benim nazarımda. Din de eşittir İslam'dır. Şimdi bir kere adını net koyalım. Türkiye'nin eğitim sistemi sekülerdir, batıcıdır ve bu eğitim sisteminden İsmail olmakla birlikte ruhu John olan adam yetişmektedir. Bu yönüyle Türkiye eğitim sistemi 200 yıldır başarılıdır. Olağanüstü başarılıdır. Ve bu konuda hiç kinaye falan yaptığım yok. Türkiye eğitim sistemi başarılı bir eğitim sistemidir. Batılılaşmakta başarılıdır. Sekülerleşmede başarılıdır. Amerikanlaşmada başarılıdır. Fransızlaşmada başarılıdır. Tek başarısız olduğu konu bu sistemden Türk ve Müslüman yetişmiyor. Eğer bu çok önemli bir şey değilse, ki Türkiye'de önemli bir şey değil Türk ve Müslüman yetişmesi, zaten başarılı. Bence müfredatı nasıl daha iyi yaparız konuşabiliriz, öğretmeni alan bilgisini nasıl daha iyi yapabiliriz konuşabiliriz, eğitim fakültesi mi yetiştirsin öbürü mü, bunların hepsini konuşabiliriz, hiç sorun değil. Ama meseleyi bir iman, ahlak, liyakat, vicdan temeli alacaksak, bugün elimizde kılıçla kendi insanımızı doğruyoruz biz. Bugün bütün paralarımızı vererek 20 milyon insan her sabah kalktığında nasıl daha iyi batıcı yetiştirebiliriz diye elimizden geleni yapıyoruz. Son örneği söyleyelim. 6 Şubat depreminde sabahleyin 20 milyon çocuk Fatiha yerine bir dakikalık bir saygı duruşu durdu. Bence mesele kapanmıştır. Türkiye'de öğretmen yetiştirsek ne olacak? Bu ülkenin insanı ölülerin arkasına Fatiha bağışlar. Nokta. Başka hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla alan bilgisi şu bu değil. Ben Akif'i tekrarlıyorum. Akif'i baz almazsak Türkiye'yi anlayamayız. Akif'i baz almazsak Türkiye'yi o büyük medeniyete ulaştıramayız. Akif bu ülkenin kalbidir. Akif olmadığından dolayı eğitim sistemi, sizin ifadenizi Ömer Hocam, kalpsizdir. Vicdansızdır şu anki eğitim sistemi. Akif'i baz alacağız ve diyeceğiz ki öğretmen nasıl olmalı? Bir, imanlı olmalı kardeşim. Bir kere bu ikinciye geçemeyiz. İmanlı olmak zorunda. Başka şey yok bunun. Edepli olmak zorunda. Edep önemli. Bugün bizim en büyük sıkıntımız imansızlık ve edepsizlik. Liyakat yok, vicdan hiçbir şey yok. İşte taksici öldürüyor şunu bunu, bu gördüğümüz her bir haberlerdeki adamlar bu dördünün olmamasından kaynaklanıyor. Biz öğretmeni bunu edebi baz alarak, ahlakı, edebi, kültürü baz alarak yetiştiriyoruz. Bizim önceliğimiz Batılıların önceliği gibi olmamalı. Bizim önceliğimiz ahlak olmalı. Batıyla mümkün mertebe uzaklaşmak zorundayız. Şu müfredatımızın tümü, şu anki eğitim fakültesi müfredatımız dahil olmak üzere ilkokul, ortaokul, lise tümüyle bu seküler insan yetiştiren sistemimiz tümüyle bu Akif'in belirlediği, rahmetli Akif'in belirlediği sistem üzerine kurulmadığı sürece biz buradan bir yere gidemeyiz. Net bir şu kavramı söyleyeceğiz arkadaşlar. Böyle muhafazakar, metafizik, böyle batıcı seküler kavramlara ihtiyacımız yok bizim. Bizim imanlı insanlara ihtiyacımız var. Bu kadar. Ya bununla yüzleşeceğiz. Bu kavramların tümünü değiştirmeliyiz. Tümünü İslam'dan baz almalıyız. Efendim değişim şart. Değişim şart değil arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Yani Piaget'in diliyle, Kohlberg'in diliyle, kişisel gelişim gurularının diliyle biz hayata bakamayız. Böyle bir şey olmaz. Efendim yani para getiren öyle iyi bir okulu yapalım ki fakülte daha çok para kazanmasın. Bizim dünyamız para değil. Bizim hedefimiz para olamaz. Bunu kapitalistler yapıyor zaten Amerikalılar. En iyi sistem onları yapıyor yani. Hayır biz paradan bakamayız. İstihdamdan bakamayız. Bakacağımız yer Akif'ten. İmanlı, edepli, liyakatlı. Bitti nokta. Bize göre edepli insan, imanlı insan zenginlikten daha üstündür. Ahlak en üstün olandır.
kavramlarımızın tümünü bizim kendi kültürümüzden alarak meseleye başlayacağız. Öğretmen yetiştirirken bu kavramları koyacağız. Bu ülkede hala bir öğretmenin Müslüman olması dillendirilemiyor. En iyimiz muhafazakar diyor. En iyimiz metafizik değerler diyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olamaz. Yani ben muhafazakar bir adam değilim. Müslüman olarak muhafazakarlığı reddediyor. Bu ne demek? Yani bu seküler dili kaldıracağız. O da önemli diyemeyiz. O önemli. Bizim öğretmen edepli insan yetiştiriyorsa baş tacı. Edep önemli değil. Önemli olan bilgi, önemli olan teknik dersek kaybederiz. Yani biz meseleye Müslümanca bakacaksa kavramlarımızın tümünü değiştireceğiz. Hayata başka yerden bakacağız. Batılılardan daha iyi olmaya bakmayacağız. Batı bizim ölçümüz değil. Bizim biricik ölçümüz var. Peygamberimiz. Nokta. Başka bir şey yok. Bu kadar. Yani öyle. Bizim bu dünyanın, dünyayı takip etmemeliyiz. Etmeyelim. Ede ne oldu? 200 yıldır ediyoruz zaten. Seküler, deist insanlar yetişiyor burada. Ne oluyor? Dünya dediğimiz şey ne ki? Yani 3-5 tane teknolojiyi aşırı derecede önemli, bir Müslümanın teknolojiyi önemsemesi ne kadar ayıp bir şey. Ne kadar ayıp bir şey. Yani utanç verici bir şey. Böyle bir şey olamaz. Yani kavramlar, sistemler, yöntemler tümünün değişmesi lazım. Mesela bizde öğretim ilke ve yöntemleri diye berbat bir ders var. Berbat bir ders. 20 tane, 30 tane yöntem koymuşlar. Seç birini diyor. Hayır, hiçbirini seçmiyor. Ne kadar insan var? O kadar yöntem var. Nokta. Bu kadar. Yani bizim kavram dediğimiz, sistem dediğimiz, yöntem dediğimiz, bakış dediğimiz, paradigma diyorum ben olan tümünü değiştireceğiz. Ve korkmadan tıpkı Akif'in yaptığı gibi yapacağız. Diyeceğiz ki bize arkadaşlar, ey öğretmen, ben senden ne istiyorum? İmanlı, edepli, vicdanlı ve liyakat istiyorum. Bitti, nokta. Ahlak üstüne gelen bilgi olursa, ahlakın üstüne bilgi gelirse o bilgi anlamlı olur. Bu kadar. Yani bizde hani İzzet Begoviç'in söylediği bir laf var ya, yani ben iki adam gelse işe alıyorsam, biri ahlaklı ama bilgisiz, öbürü bilgili ama ahlaksızsa hangisini alırım? Ben ahlaklı ama bilgisiz olanı alırım. Çünkü ahlaklı adamı bilgili yapmak kolay. Ama bilgili adamı ahlaklı yapamazsınız bir yerden sonra. Onun için benim önerim şu. Eğitim fakültesinde ilk 3 yıl İslam tarihi, İslam felsefesi, mezhepler, şu bu. Yani bize ait tüm dersler verilmeli. 3. sınıfın sonunda branş sınavı yapılmalı. 1 yıl 2 yıl. Giray hocam kusura bakma. Alan dediğimiz şey 5 aylık meseledir. Kapanmıştır. Bu kadar. Yani Türkiye bunu yapmıyor. Israrla. Hoca çok sıkıntı ya. Israrla Amerikanlaşmaya çalışıyoruz. Yani şu ülkede İngilizce ilkokul 2. sınıfta başlıyor. Utanç verici bir şey. Utanç verici bir şey. Yani niye ilkokulu ilkokulda başlıyor? Ne gereği var bize İngilizce? Hocam yani başlıyor ama öğretilemiyor. Hiçbir işime yaramıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bir insan biraz komşusunu, hiç olmasa Arapça, Rusça, Kürtçe mesela. Kapı komşumuzun dili Kürtçe. Ben Mardin'de öğretmenlik yaptım, Kızıltepe'de, Kürt bölgesinde. Ben bir Türk'üm. Gittim, kimseyle anlaşamıyorum. Yahu dedim, bize niye bu doğru düzgün bir dil bilgisi vermemişler? İngilizceyi öğreniyor. Yok. Ama bununla yüzleşemiyoruz. Niye? İşte devletin bir takım sakıncaları var. Hayır. Sakınca bizim kafamızda arkadaşlar. Hocam ben yazılarımda, çizilerimde de, bugün de bir kitabım çıktı Ömer Hocam. Küreselleşme, sermaye, küresel sermaye ve eğitimin dönüşümü. Yani şu an masonların, Yahudilerin, İlluminatilerin, Kabala'nın oluşturduğu dünya eğitim sisteminin içerisindeki Türk eğitim sistemi var. Buradan çıkacağız. Aynen. Nasıl çıkacağız? Bu arkadaşlarla çıkacağız. İnşallah. İnanmak tek eden, yani ne derler? İnanç tek eden süt bile getirir. Değil mi? Öyle bir laf vardı. Çıkar. Teşekkür ederim Ömer Hocam. Benden bu kadar. Ağzınıza sağlık. Eyvallah.
bazı konuşmalar vardır. Arkadaşlar bizim temel bir sorunumuz var. Ama şu anda burada olan hepimizin, başta kendim olmak üzere. Biz bu toplumda, bu okullarda bilgi ile karşılaşmak yerine beyinlerimizin kodlandığı bir ortamda yetişerek bugünlere geldik. Beyinlerimiz belli alanlarda kodlanmıştır. Onun dışına çıkmayı düşünemeyiz. İsmail Bey'e teşekkür ediyorum. Biraz bu kodları gevşetti. İnşallah böyle bunları dinledikçe kodlar yıkılacak. Ve hedefimiz arkadaşlar bu sistem içerisinde gelişmek değil. Bu sistemi dışında, bu sistemi alternatif ve bu sistemi de dönüştürücü. Bugün dünyada benim acizane tespitime göre bir tane eğitim sistemi vardır. O da Batı'nın oluşturduğu eğitim sistemidir. Amerika'da, Afrika'da, Çin'de, Japonya'da, Kanada'da, gel Avrupa'da, Hindistan'da, Pakistan'da, Orta Asya'da, Orta Doğu'da, bütün ülkelerde bir tane eğitim sistemi vardır. O da 100 yıl önce Batı'nın oluşturduğu eğitim sistemidir. Dünya görüşüyle, insan felsefesiyle, eğitim felsefesiyle, bilimleriyle bir tane eğitim sistemi var. Bu, bugüne kadar insanlığı nereye getirdiğini görüyoruz. Bunun değişmesi lazım. Yoksa insanlık uçuruma gidiyor. Bakınız hiçbir kurum kalmadı. Aileyi de yıktılar, şimdi bireyi de yıkmaya çalışıyorlar. Tamamen kişiliksiz, kimliksiz bir dünya planlamışlar. Şu anda bu sistemin alternatifi olmamız, sonra da sistemi dönüştürmeyi hedeflememiz gerekir diye düşünüyorum. Bunu da ben giriş konuşmasında arz ettim. Öğretmenle başlamak lazım. Öğretmen yetiştiren kurumlarla başlamak lazım. Öğretmenle başlamak lazım. Ben en doğrusunun bu olduğuna inanıyorum. Onun için öğretmen yetiştiren kurumlar çalıştaylarını başlattık. Sağ olsun bugün Maarif platformu da hem öğretmen yetiştiren kurumları hem öğretmen konusunu gündeme aldı. Böyle güzide arkadaşlarla bu konuyu konuşuyoruz. Bir defa konuşmakla elbette sorun çözülmeyecek. Bir defa yazmakla sorun çözülmeyecek. Ancak bu programlar devam edecek. Bu programlar çok değişik başlıklar altında sürüp gidecek. Bizim çalışmalarımız gece gündüz durmadan devam edecek ve her adımda hedefe doğru yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Biz kimseyi düşman olarak da görmüyoruz. Biz sekülerizmi, biz maddeciliği, biz materyalizmi düşman olarak görürüz. Materyalistleri değil. Sekülerleri değil, maddecileri değil. Düşman görmeyiz onları. Onlara destek verilmesi, yardım edilmesi gereken insanlar olarak görürüz. Müsaadenizle bir hadis-i şerif arz edeyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, arkadaşlarıyla sohbet ederken, kardeşiniz zalim de olsa, mazlum da olsa ona yardım edin. Şimdi insanlar böyle durup düşünüyorlar. Sonra şunu soruyorlar. Ya Resulallah, mazluma yardım etmeyi anladık da zalime nasıl yardım edeceğiz? Efendimiz buyuruyor ki onun zulüm yapmasının, kötülük yapmasının önüne geçerek ona yardım etmiş olursunuz. Böyle bir anlayışla biz yola çıkmışız. Böyle bir anlayışla çalışıyoruz. Böyle bir anlayışla yürüyoruz. Bu çalışma, bu yürüyüş artarak, güçlenerek, kuvvetlenerek
Belki siyasetçileri de, ki ben hepsinin iyi niyetli olduğuna inanıyorum şu andaki yönetimde olan arkadaşların, bunların da etkileneceğine ve bunların da bu çalışmalara en azından destek vereceğine inanıyorum. Bu düşüncelerle çalışıyoruz. Evet, değerli arkadaşlar, 1,5 saat oldu başlayalı programımız. Değerli hocalarımız çok önemli konulara değindiler. Ben de bu süreci yönetmeye çalıştım. Bir soru cevap faslı oluşturmak istiyoruz. Böyle kısa ve öz soruları varsa arkadaşlarımızın bunu nasıl yani yazarak bize iletirlerse ya da söz alıp soru sorarlarsa teknik yönetmenimizden onu rica edeyim o imkanı hazırlamalarını. Hangi arkadaşımıza soracağını ya da şu hocalarımıza soruyoruz demelerini istirham ederek soru sormak isteyen varsa onu da dinleyelim ve programımızı burada virgül koyalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir usul vardır. Çalışma tamamlandı mı? Oturumu kapatıyorum der. Çalışmayı sonlandırıyorum demez. Oturumu kapatıyorum der. Bir bakıma virgül koymuş olur. İnşallah bu çalışmaların arkası gelir düşüncesiyle sorun faslından sonra oturumu kapatacağız. Var mı sorusu olan arkadaş? Gürkan hocam. Gürkan hocam söz istiyor. Ali Erkan Bey söz istemişti daha önce de. Buyurun. Sadece tekrar selam ederim. Şunu söyleyecektim. İsmail hocama çok çok teşekkür ediyorum. Ben ya söyledim ya kaçırdım. Mümin karakter, mümin diye de ama açsaydım, zaman olsaydı kıymetli hocam söyledikleriniz doğrultusunda devam edecekti. Siz benim başlıklarımı açmış oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Tamamen aynı kanaatteyim. Harika. Çok teşekkürler. Bu her toplantıda Gürkan Bey biz de birbirimizden yararlanıyoruz. Hamdolsun. Her birimiz. Teşekkür ediyorum hepinize. Ömer hocam ben soru cevap faslında kaydı ve canlı yayını durduracağım. Soru cevap faslında daha rahat ve bu grup içinde sorular daha rahat sorulabilir. Kaydı durduruyorum hocam bilginize. Hay hay tamam. Tamam. Ali Erkan hocam söz istiyordu Ömer hocam. Sözü ben fark edemiyorum kimin. Tamam. Bir şey yapalım hocam. Ali Erkan Bey söz istemişti. Ali Erkan Bey, lütfen buyurun. Hocam çok teşekkür ederim. Oldukça verimli bir sohbet oldu. Zenginleştik, hocalarımızı dinledik.